Herkese merhabalar. Hello there. General Kenobi. Görkem hoş geldin. Ben daha önce geldim. Bayramda böyle oluyor. Her şey yolundadır, keyifler yerindedir umarım. Ayhan hoş geldin. Selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederim yayınlar dileğin için de. Allah gecinden versin denir. Nasıl bir duaysa nasıl olsa olacak ya. Gecinden versin. Hayırlısı. Sağlıklı saatli. Şeylerden ne alabilirim diye baktım da acaba şapka nasıl durur bende? Alayım mı? Güzel değil mi? Guy Sage Ham. Chief olarak böyle dolaşayım ya. Nasıl koca kafa. Gözünde de gözlük. Ey Allah'ım. Öyle olabilir. Niye olmasın? Botlar da şekilmiş. Eldivenler nasıl? Eldivenler daha çekil aslında. Ama eldiveni alırım bak. Eldiven güzel. Omuzluk yok. Yok mu omuzluk? Bu tarafa. Enzoit hoş geldin. Gel açtım. Gel. Hoş geldin gel. Karakter açtım ama. Amadan sonrasını merak ediyorum. Gel beraber oynarız gel. Ne yaptın? Ne yaptın? Uyar tabii biliyor musun? Ya sen... Priest oynamış adamsın. Kolay değil ki o. Mesmer mi? Oo, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Chronomancer mı? Oo, tamam. Giden güzel. Görkem, geçen gün söylediğim gibi Priest kolay diyorsun ya. Yani WoW oynamak için addon gerekiyor, Guild Wars 2 oynamak için beyin gerekiyor. Daha ne diyeyim? Tabii ki en azından isim. Bak beni buradan Y'ye bas, Y tuşuna bas. Buradan friend'e ekleyebiliyorsun. Katılabilirsin. Enzoid, değil mi? Bakayım. Tam şeyi versene bana. Selman hoş geldin. Teşekkür ederim yayınladığın için. Selam sana da. Enzo şu Y tuşuna bas. Bana tagını söylesene şu tagı söyle. Hello there. Hello there. Abidik kubidik twitch twitch. Hoş geldin. Selam sana da. Direkt Enzo'yu diyorsun. Heh buldum tamam ekledim. Enzo'yu tamam okey. Oldu. Sana hem şey yolladım. Bak greet invite attım şimdi. Enzo'yu. Zaten tamam. Friend olarak da ekledim. İlk başta göremedim şu an. Okey sorun yok. Chronomancer muhteşem karakter değil mi? Şey yeni sadakat puanlarıyla alınan şeyler ekledim arkadaşlar. Deneyebilirsiniz onları. Ses özellikleri. Yani ses efektleri. Serdar hoş geldin. Selamlar sana da. Sana da iyi akşamlar. Keyifli akşamlar. Herkesin de bayramı kutlu olsun. Ne oldu? Şimdi en azından geldi mi bakayım? Yani tamam. Burada. There is no mercy. Okay. Şimdi bir World vs. World deneyelim diyeceğim ama bakayım şu an sırada yok.
Deneyelim. Genelde cuma, cumartesi ve pazar word versus word yapmaya çalışıyorum özellikle. Yani cumartesi, pazar kesin word versus word yapıyoruz da ekstra bir durum olması. Hafta içi çarşamba, perşembe, cuma da normal arena yapıyoruz. Hani herhangi bir rankta. Görkemi de yakalamış oldum. Hoppa. La Ranger. Şimdi bir dakika, şunu da bir satın alayım da. Wizard Bowl'da bakıyordum. Oradan bir şeyler almam lazım. Yani burada aslında alacak daha mantıklı şeyler var. Yani şimdi puanla 1000 puanla alacak şeyler var. Alınacak gold var ama ben illa şapkaya, pantolona, bota yatırım yaptığım için. Saçma sapan. You would like to buy a M. Berger. Oynamaya başladıktan 5 dakika sonra ban mı yedin? Nasıl yani? Okay, Eternal Battlegrounds, Görkem. Geçtim. Nasıl yani Serdar? Selman, Ring of Fire. Ring of Fire. Bazı şeyleri medium'a getirip bazı şeyleri kapatmak gerekiyor. Hesap güvenliği nedeniyle mi? Evet, bir ticket. Çok mantıklı gelmedi bana da. Arkadaşlar, şeyi söyleyeyim. Bakın ben Ring of Fire server'ındayım. Yeni izleyen, yeni takip eden arkadaşlar. Uzun zamandır da Guild Wars 2'nin yayınlarını da yapıyorum. Burada guildimiz de var şu an. 30 kişiyiz. Az buz değiliz rakam olarak. Aynı anda 30 kişi online olduğu zamanlar olmuyor. Olacaktır. Özellikle hafta sonlarında şey yapıyorum. Toplamaya çalışıyorum. Bu 30 kişiden 25 kişi oynuyor aslında. Devam ediyor. Diğer 5 kişi de belli aralıklarla fırsat buldukça oynuyorlar. Gördüğüm o. Buyurun gelin. Oyunun arenasına, yani normal bildiğiniz, hepinizin alıştığı arena ama Battleground'ların sayısı 5 kişiyle sınır. Okey. Diğer normal Ranked Arena, yani WoW'dan falan da alışınız Ranked Arena sisteminde 3'e 3, 2'ye 2 ya da 5'e 5 maçları olabiliyor. Onlar farklı konu. Bir de bunun turnuva versiyonu var ki o da 5'e 5 zaten şeklinde gidiyor. O daha da üst düzey bir şey. Bunlar e-spor mantığından bir şey. Bir de World vs. World'lar, buraya olduğumuz gibi girebiliyoruz. Yani ne kadar kişisek o kadar kişi gireriz. Gelin. Toplanın burada, parçalayalım. Biz giriyoruz, bakıyoruz hep. Bakalım. Burada... Görkem 65'ini gitmiş. Ancak... Burada bir aksiyon yok galiba. Bak, sıkıntılı. Görkem çok güzel anlatıyor. Allah Allah. Direkt ban yemiş olman ilginç. Yani şimdi ban yediğin için bir şey diyemiyorum. Hani bilmiyorum çünkü sen, yani bilgisayarında ne yaptın, nedir, ne değildi, nasıl bir şeye maruz kaldın bilmiyorum. Hayin, hoş geldin. Aleyküm selam. O ticket attıysan onu bir görüş, en azından oradan bir yol haritası çizebiliriz. Yani şunu yapsam mı, yapmasam mı? Biraz dolaşalım bakalım World vs. World'de. Gençler, ben tekrar söyleyeyim. Hem Twitch'ten hem de YouTube'dan aynı anda yayındayım. Artık hani sadece Twitch'ten yayın yapmıyorum. Aynı anda YouTube'dan da yayın açıyorum. Hani takip etmeyen, daha önceden görmeyen, bilmeyen arkadaşlar varsa YouTube'dan da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz Twitch'teki takipçi sayısıyla YouTube'daki takipçi sayısı çok farklı şeyler. Elenzoid add-on var aslında oyunda. Ama
hiçbir şekilde gerekli değil. Yüklemen gerekmiyor yani. O işin en güzel tarafı. Burada bir aksiyon var, dönüyor ama. Dert değil yani, hani bir şey getirmiyor. Hele ki şey add-on'ları hiç yok. Hani iki tuşuna bas, pardon ben senin yerine bastım. Zaten karşısındaki adamda bubble açmıştı. Şimdi bubble'ı kaçtı ama healer'ın da CC'de. Sen iyisi mi dön git ama yok ben zaten W'ye bastım, add-on'u yok. Valla Serdar, ben şeyden oynuyorum, Steam'den oynuyorum. Kendi sitesinden de oynayabilirsiniz. Orada bir Türk oyuncunun dikkat etmesi gereken bir tek şey var. Şimdi dolar kurundan satıyor, değil mi? Dolarla euro kuruna ona bakın. Kendi sitesiyle Steam'deki. Bir de Steam'de oynamanın şöyle bir faydası olur. Hani arkadaşlarınızı görürsünüz, Steam gelince görürsünüz. Bak başka bir konu. Tamam, burada bir kalabalık toplanıyor ama. Deminden bu şey NPC istemiyorum. NPC keser misiniz? Kural bir, rakip oyuncuyla şu karşı onun kapısının önünde kapışmayın. Adam kapıdan geçip kutluyor çünkü. Elezoid hiç dert etme, gel oynayalım işte fıstık gibi. Mesmer de almışsın. Bu arada farkında mısın bilmiyorum. Mesmer gayet güzel şey yapıyor. Görünmez oluyor. Bir bak onun nerede. Kaçta bir delirtmelik tam. Tekrar hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Ben vururum çünkü zehirliyorum. Öldü zaten, düştü. Aksiyon dönüyor ama birazdan patlayacağız yani. Ayhan gel gel. Gel şeye gel. Neydi onun ismi? Ya, yanlış yere tıklıyorum. Pardon. Eternal Battlegrounds'a gel. Ben sana parti atayım hatta. Neredesin? Heh, burada. Warrior'la mı geliyorsun? Hop, parti de attım. Four. Greetings from Poland. You're welcome. Yani burada çok düzen yok. Burada komanda diyor. Evet evet, son dakikalardan aynen yok. Bak kafama yiyorum zaten. Neredesin? Oo, içeride. İçeride de onlardan da çok az kişi var. Birazdan patlayacak bakalım. Az sonra patlayacak. O yüzden geçilmiyor. Nice.
Hadi be. Buradayım, buradayım. Hemen dışarı çıkıyor. Biri yukarıda, biri aşağıda ya. Benden de geliyor. Kapıdan geç. Çekemedim. Hadi be. Bu kadar korkak olma yavrum. Derken ordu geliyor, kaçın. Kaç kaç öbür tarafı. Hayır. Nereden Steam'den giriş yaptım? Allah Allah. Ben... Okey. Birazdan burada aksiyon başlar. Grubu dağıtırız da. Commander varsa Commander'ın peşine gideriz. Ama şu an daha başlamadım. Daha başlamadım. Yani... ile ilgili farklı bir şey daha deneyeceğim ben. Yani bu full burst, full atak deneyeceğim yani şeyde. Tabii ki değil. Ben bu condition damage. Karşısı daha önce toplandı. Şu an gidip bakayım bakalım. Savunma map'i değil mi? Gökhan hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim iyi yayınlar dediğin için de. Gel birazdan World vs World'da kıyamet kopacak. Görüntü onu gösteriyor. Karşı taraf toplandı yani. Ben biraz aranıyorum ama. Son 10 dakika mı? Karşıda ordu vardı çünkü. Şey... Surlardan sel şeklinde indiler aşağıya. Katapultun başında olan biri var. Az önceki ordu nereye gitti onu bilmiyorum ama. Birazdan resetlenecek, göreceğiz ortalık. Şu an 10 dakika takılın. 10 dakika takılın bakalım ne olacak yani. O şu an şey yapıyorum. Bu ordu nereye gitmiş olabilir? Az önceki grup nereye gitti? Buraya mı gitti? Ben şeyi çağırıyorum arkadaşlar. Bütün Guild buyurun gelin. Yani Helenzoid de Guild Wars diye başladıktan sonra bu iş tamamdır artık. Yani adam 6 ayda falan anca ikna oldu benim Guild Wars 2 oynadığımı. Oynamazsın ya falan diye en sonunda.
O da olabilir Görkem. Hoppa, ben bulurum demiştim bak burada. Kaç tarafı? Hızla geliyorlar yani. Hop, böyle böyle. Gökhan kaç. Ayhan kaç. Ayhan kaç. Ayhan kaç. Sen grupla. Ben orduyu gördüm orada. Şeye geçeceğim. Yani biraz oynayalım şu şekil. Daha farklı bir trade. Farklı bir trade'de geçeceğim zaten. Güney hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar sana da. Yayınlar dediğin için de teşekkürler. Bunlar şimdi karşı taraf ordu şeklinde dolaşıyor. O başka. İyidir, sağ olsun. Umarım sen de iyisindir. Bıraktığınız gibi devam ediyoruz. World vs. World'da bütün guild'i çağırıyorum arkadaşlar, gelin. Gelin bakın karşıdan. Maşallah. Gökhan ne yapalım? İşte şey yapalım dedim, World vs. World yapalım dedim. İyi gidiyor yani. Yani başlamadık aksiyonun gerçekten. Ama burada aksiyon. Zorlanacaksın. Rankta zorlanacaksın ama ödülleri iyi olacaktır. Marksman toplamda 18. ay abonelik. Ellerin dert görmesin. Sağ olsun desteğin için. Abone olduğun için. 18 ay olmuş. Ben de başlama Metin diye şimdi. Birazdan resetlenecek derken. Ayhan ben de koşuyorsun abi. Ben Thief karakteriyle oynuyorum ya. Bak arada kalabilirsin. Ben pat diye kaybolup giderim. Evet duyuruldu. Birazdan arada köfte olma ihtimalimiz var. Bunlara saldırırsam. Bunlar niye kaçıyorlar ki? Arkadan ordu geliyor. Neyden korkuyor? Ayhan senden mi korkuyorlar? Bu arkadan warrior geliyor. Kaçın neydi? Bir tane thief var çünkü. Güney... ya onu denemedim bak. İşin doğrusu nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Ama World vs. şeyde bir kere elinde bildiğim kadarıyla server değiştirmeye izin veriyor. Dediğim gibi biz Ring of Fire'dayız. Diyorsan gel tabii ki. Ben de öyle biliyorum ama denemedim işte. Denemediğim için denemediği şeyi bilemiyorum. Hani ben nasıl yapılıyor? Ona bir araştırman gerekecek. Bekliyorum. 2 dakikası var. Resetlenecek. 2 dakika kaldı. 2 minutes. Yani buyurun gelin arkadaşlar. Ben zaten şunu söylüyorum. Bakın biz yaklaşık 30 kişiyiz şu an. Giderek artıyor. Her gün bir 2'şer 3'er artıyoruz. Penezoik bile geldi şu an böyle. Düşünün yani o derecede. Yani hepimizin aynı serverda olması, herkesin oyunu oynuyor olması, yani en azından biliyorsun 30'da 30 olmayız ama 30 olursak 25 kişi gireriz. 40 olursak 30 kişi gireriz. Genelde böyledirmiş. Bu da ayrıca 5 farklı guild'e de girebiliyorsunuz. Oyun burada guild de mevcut. Bunu da kasarız aynı konu. Henüz bir şeyini yapmadık yani. Hem Twitch'ten hem de YouTube'dan aynı anda yayında olduğumu tekrarlayayım. YouTube tarafını da abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz orada da takipçi sayısı önemli ya. Hani YouTube illaki diyor ki işte 500 kişi beni izlesin, yani izlesin değil takip etsin diyor. İzlese de güzel olur tabii ama. Son bir dakika bakalım neler olacak.
Ben başka şey yapıyorum ben. Aynen Gökhan, yapacağız. Şimdi herkes bak, şimdi Görkem sürekli oynuyor, sen sürekli oynuyorsun, ben oynuyorum. Bizim Ayhan oynuyor, bak yeni yaptı, alışmaya çalışıyor ama oynuyor sürekli, yapıyor. Bizim Darmet oynuyor, var yani, Niha oynuyor, hani var. Hani hep böyle sürekli oynayan arkadaşlar var, hem de World vs World'da oynayanlar var. Girelim, avcı grubu kurarız oraya, hiç sorun olmaz. 4 dakika mı diyor? Allah Allah. Ben burada 8 saniye sayıyorum ama. Wizard şeyini de değiştireyim. Şeye geçeceğim Gökhan. Muhtemelen o büyük bir grup geliyor ama. Ne oldu? 4 dakika. 4 dakika mı diyor? Tamam. Gökhan hangisini istiyorsan oyna. Canın hangisini istiyorsan. Kimseye şu Blast oynayın şeyi yapmayacağım zaten. Fazla kalabalık şu an. Altında mı? Hangi kutunun altında? Bir dakika şimdi. Herhalde gelip oradan öldüremedik bir şey değil mi? Gitti. Ah. Ha tamam, bir dakika. Şunu diyorsun sen. Okey. Ulan da güzel ödüller geliyor. Enteresan bir yere yazmışlar değil mi? O bu muhteşem bu. Bunu yani Ahan bakayım gel. Toplan. Ayarını da yapmak lazım aslında. Neydi bu? Otomatik şeye çeviriyordu. Hava çıkmak lazım. On beş saniye sonra reset geliyor. Günde 4 saat oynamaya. 4 saat. Ben yayında 4 saat yapıyorum Görkem. Bu World vs World yapıp
50 gold olsa da yeterli olur. Sıfır. Itemler üstünde mi değil? Bizim PvP'ciler de böyle işte. Aha. Anladım, anladım. Ben Gökhan, o benim başıma geleceği için ben ikinci sekmeyi, üçüncü sekmeyi hiç kullanmıyorum, biliyor musun? Yani biliyorum çünkü başıma gelecek bu. Bana yetiyor bir tanesi. Dah. Şurada aksiyon var. Gidelim ya, bakalım gidelim madem. Ben gideceğim ya şey. Yani şimdi bir grup, raid grubu olsa da hani etrafında şey yapsak mı? Hı. Ben de boş bırakıyorum işte. Şey gibi ya. Kendi kendini tuzaklamak gibi bir şey bu. Burada aksiyondalar ama. Üç günde değil ya. Ye. Hoş geldin bu arada. Ya. İyi günde. Ceset'i yedik mi? World vs. World'dan yapabilirsin yani. Renk değil, şeyden şu sandıktan kasabiliyorsun diye. Sen nerede? Server rematch. Birazdan atacak bizi. Hop hop hop, takıldık takıldık. Virtüöz o. Otomatik at. Renkli normal kutu. Birazdan. Tabii canım. Testlerden. Testlerden, yaptığın işlerden, toplamda netice itibariyle 4 saatte hadi 100 gold yap hadi. Yapılır yani, yapılmaz mı? Hmm. Balık da çok sıkıcı ama ya. Yani yapacağımdan emin değilim. Görkem, benim Black Desert Online'da tuttuğum balık yeter. Oyunun baş... Black Desert Online'ı bana versinler, bak ciddi söylüyorum. Hem de şey, bu şeye gerek yok. Hani sadece ve sadece tree itemlerin olduğu dönem ve bu Ascension mıydı onların silahları? Yeni silahlar geliyor ekse. Orada bıraksınlar. Ben bütün sistemi çalışıp tutarım orada. Saçma sapan da şey değil. Çılgın da şey döner, aksiyon döner. Ama... Hazırlanıyor diyor, giremiyorsun. Kanları mı temizliyorlar?
Şu an temizlik var içeride. Tamam ya, sen haftada kas, biz günde kasın. Tamam mı? Demi hoş geldin, selam sana da. Sana da bol şans. Ne o, eğleneceğiz, maksat eğlenmek yani. Gökhan diyor kanları temizliyorlar diyor şu an. Aha girin, sıra geldi. Aynen. Görkem. Bazı şeyleri satmıyorsundur sen. Sonuçlar değişmiş, yarıp geçeceğiz diyor bacım. Oo, büyük aksiyon var, yürüyün. Peki burada şey var mı? Şey var. Neyse, takılın kalabalığa. Hemen. Türkler Gandara'ya ya başlangıçta Gandara'daydılar ve Desolation'da. Bu 2012 yılından bahsediyoruz. Benim de asıl karakter Desolation'daydı yanılmıyorsam. Gandara'da da var mıydı hatırlamıyorum. Sanırım Desolation'daydı ama sonradan Steam'den yeniden yaptık bu işi. Bizimkiler nerede? Ring of Fire iyidir ya. Biraz değiştik ama. O çok eski bir özellik görken. Eski bir özellik. Böyle gidiyoruz ama ben şu an burada bir commander görmüyorum. Görüyorsanız söyleyin. Başka yerden de bilgi verebilirsiniz. Çünkü hiçbir yer bize değil şu an. Tag yok. Kırmızılarız değil mi? Gelmişken bunları toplayalım bari. Buradan malzeme toplanıyor zaten. Çılgın. Toplayız. Ha benim şeyler bitmiş. NPC yok muydu? Haa. Bir ışınlanıp geliyorum. Bir ışınlanıp geliyorum ha. Server'ı başta seçtiriyor Serdar. Karakter yaparken başta seçtiriyor server'ı. Ne değil yani. Nihayet hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dediğin için. Biraz bekliyoruz çünkü karşı taraf daha organize muhtemelen. Bizde çok organizasyon durumu yok henüz. Buraya bir yığılma yok. Bakalım ne yapacak. Şey. Ya şey mi? Far Shiver Pinks'e mi geçiyorlar bizimkiler?
Oraya mı gitsek? Allah Allah. Yo. Yo şey, Ring of Fire. Ring of Fire Desert. Desert'a mı geçsin? Sanki Desert'ta gibi ama. Balta oluyor. Yani ücretsiz değişiyor olması lazım işte. Arkadaşlar şu Ring of Fire Desert Borderlands'e bir bakacağım ben. Eternal Battlegrounds doluyor ama Ring of Fire'dı sanırım bizimkiler. Şeyde Desert'talar yani. Buradan çıkarsan bekletecek yalnız, onu da korkuyorum ama. Öyle mi? İki komandır. Fars, Two Mesmer var orada. O zaman oraya geçeceğiz. Mesmer ve Hex orada değil mi? Geçelim mi oraya? Geçelim. Burada beklemeyelim bu şunları. Burada bekleyeceğiz zaten. Geçin arkadaşlar şöyle. Far Shiver Pixel. Burası da karışacak. Aynı ama henüz burada bizimkiler değil. Belki de oradan şey yapacaklar. Yalnız bak şöyle bir şey var. Burada bizimkiler biraz coşuk. Ring of Fire'ın neyse. Güney, Ring of Fire'dayız. Ring of Fire. Bak burada, Ring of Fire. Ring of Fire. Johnny Cash'ten de esinlenerek. Hadi bakalım, buradayken yardıralım. Combat, combat ya. Far Shiver Pix'e geçmeye deniyoruz şu anda ama bakalım bir tane Commander var orada, evet. Oldu mu? Tamamdır. Arkadaşlar benim yayın periyodum genel olarak şu şekilde. Benim yeni takip eden izleyiciler için de söyleyeyim. Pazartesi salı yayınım yok. Ama onun dışındaki her gün saat 8-12 gece akşam yayınım var. Ve World War City'nin PvP yayınlarını yapıyorum ağırlıklı olarak. Uzun zamandır da öyle gidiyor. Bundan önce de başka oyunlar. WoW'un, işte Eshop'un falan da PvP yayınlarını yapıyor. Ring of Fire serverındayız. Buyurunuz geliniz. Burada birlikte oynarız. Guild'imiz de var. Yeni başlayan bir sürü arkadaşımız var. Deneyimli de arkadaşlar var. Aynı zamanda hem Twitch'ten hem de YouTube'dan yayındayım. Onu da söyleyeyim.
isteyen ol denizdesi. Yani diğer taraftan. İster Twitch'ten, ister şeyden. YouTube'dan. Gökhan şey yaptınız değil mi? Sizde Farshiver Pix'e burada biri var. Ya oraya girip öldürüp ne yapacağını düşünüyorsunuz değil mi? Şu anda biz şeye far Shiver Pix'e geçene kadar hani söyleyeyim de kaçıran olmasın. Bayhan Far Shiver Pix'te sıraya girdik. Bakalım neler gösterecek. Arka taraf mı kalabalık? Taraf. İlkler olarak bir belayı bulma konusunda buyurun. Gelen var. Çekilmekten hiç hoşlanmıyorum. Zıp diye çekebilirler. Yani. Bak Dragon. Dragon Hunter. Dikkat. Dragon Hunter çekebilir bak. Bu da Revenant. O da itebilir. Neyin HP'sine olan oldu. Kanayarak ölebilirsin ama. Oldu mu? Dikkat et yukarıda da ama. 1, 2, 3. Yeşiller de mi burada? Oh tamam yeşillendik o zaman. Herkes burada. Takıları aldım. Şeyleri de alacağım. Eşyaları da alıp şey değiştireceğim birazcık. Bir tane daha böyle bu burst atak olarak yapacağım. Yani pistol, dagger pistol şeklinde, mainhand dagger, offhand pistol. Weapon Master. Aya yok, biz de sıra bekliyoruz. Henüz şeyde değiliz biz de. Far Shiver Pigs'te değiliz bak. Farshiver Pix'i seç. Eğer seçmediysen. Kaçmasın. Gelmek isteyen varsa buyurun arkadaşlar. Takılıyoruz da. Bu taraftan kapıyı kırmışlar değil mi? Ben gideyim böyle. Tamam okey sorun yok. Ne oldu? Yere geçti. Kapıyı da tamir etmişler. Burada katapultla uğraşan kim? Allah'ım ya. Görkem nerede? İçeride mi kaldın sen? Görkem sen içeridesin. Dikkat et. Kapıyı kırdın. Evet, bir kişi içeride kapıyı kırmaya çalışıyor. Dört kişi. Görkem, Ayhan, ben, bir de Gökhan. Battal gazilik yapıyor.
Ayan binek olayı onu anlatmadı mı ben? Bak buraya geldiğin zaman şu bak, anlattım da sana seninle konuşmadık mı? Eyvah. Bak şimdi Reverse World'u aç, tamam mı? Burada şeyi tamamlaman lazım. Şu Reverse Track var ya. Bu Reverse Track'te şey bu. War Cloud Reverse Tray bu. Bunu seçeceksin. Buradan da seçiyorsun ya Tray'i. B'den bu Reverse Track'ten War Cloud Reverse Tray seç. Bunu tamamlayıp sonundaki şeyi alman lazım. Ödülü alman lazım. Kaçayım mı? Kaçam. Oradan şey War Club'ın helmet'ını verecek. Ayhan. Oyun başlangıç noktasında da şey var. Şurada da War Club'ın bak NPC'si var. Bu NPC'den de zaten War Club'ı alabiliyorsun. War Club Keeper diyor bak. Birazdan. Ben... Öbür tarafa doğru kaçalım biz. Kaçabiliyorsak ya. Güzeldi. 500 kişi. Bunları bir yerden çekip çekip alınmamız lazım değil mi? Ya kapının önünde ben saldırsam içeri girecek herhalde. Yok yok. Ne burada? Yukarıda da adamlar var. Tam tuzak o. Ya bu open world PvP. Bu full kelle koltukta burada. Şu an henüz bir şeyle birlikte oynamıyoruz. Commander yok henüz burada. Bir düzen yok yani. Bizim commander'lar şeyde. Şurada Farshiver Peaks'teler. O da bakalım oraya geçince göreceğiz durumu. Burada da bir toplanma durumu var ama yeterince kalabalık değil karşıdaki grubu gördünüz. Biz böyle şey gibi şu an. Kapuzu gibiyiz. Gökhan yukarıda çok adam var. Dikkat. O ortaya çekecekler. Ara bir anda uzak vuruyorlar onlar. İki tane adam orada duruyor. Yukarıda bir adam duruyor. İki adam duruyor. Aynı Guit'ten iki kişi. Aşağıda farklı. Ama bir dakika ya. Okay. Burada da bizimkiler kalabalıklaşıyor aslında, fena değil. Katapult vesaire bir şeyler başlıyor yani. Alman hoş geldin. Alman de salvo. Selam sana da. Aha. Bir dakika. İsterseniz bu komandora bir katılın. Deneyelim. Partiyi bozun. Arkadaşlar. Partiye katılın arkadaşlar. Yüren de hoş geldin. Motor mu çok eski? Motor çok eski. Hangi motor? Kaç cc? Kaç cc kullanıyorsun? Bende 650'lik vardı vaktiyle. Oyun motoru mu eski? Yazık. Söyle yenisini yapıyorlar. Ama 5 senesi var. Bu motora kötü mü diyorsun sen? Valla arkadaşlar ne diyeyim bilemiyorum ben size. Bunun nesi kötü bilmiyorum yani. Hop hop. Hangi iki yıl muhabbeti gerçek değil?
Hangi ikili muhabbeti gerçekleşiyor? Yani şu an oyunu yapmasına Guild Wars 3'ü yapmaya karar verdiler. 2024'teyiz. 5 senesi var, ben size söyleyeyim. Yani 5 seneden önce bir MMO çıkmaz. Ha, sadece şu olabilir. Adamlar çoktan yapmaya başlamış da 3 senedir uğraşıyor, bize yeni duyuruyorsa o başka bir şey. Bu oyun motoru da kötü değil bu arada. Yani gerçekten şu oyun motoru kötü diyorsanız daha da bir şey demiyorum yani. Herhangi bir MMO'nun bitme süresi 4-5 yıl. 4 ila 5 yıl. 5 yıldan önce biter. Victor hoş geldin. Biraz skill lag'ı var sanki de. Bir de bunu yine oyun motoru güncellemiyor. Bu aynı motor. Victor, benim bildiğim kadarıyla aynı motor. Bir şey değişmedi. Şeye geçeriz bu arada arkadaşlar. Söyleyebilirim adını. Burada bir Commander işi elde aldı ama çok iyi gidiyor ama onu bilmiyorum. Bizim bakalım Commander'lar nerede, ne yapıyorlar diğerleri. Farshiver Pix'te 2 tane commander var, aynı. Farshiver Pix'e geçmeyi deniyoruz, kaç kişi kaldı? Sırada bekleme açısından 17 kişi kalmış, biraz bekletecek belli ki. Biraz şey var, azıcıklar, diskiler var hayat. Peki kaldırıyor, thank you. Enzoid, mesmere bayılacaksın, bayılacaksın. Sen bir de onun elit speklerine bak, bak daha da bayılacaksın elit speklerine. Peki, deyince sadece gravity oyuncu işte. Ha. Yuren doğru söylüyorsun o konuda. Yani oyuncu motoru, oyun motoru dendiğinde evet bindirdiği yükten önemli ama bak mesela Elder Scrolls Online'ı Microsoft satın aldı ya. Biliyorsunuz şimdi MMO takip ediyorsanız biliyorsunuz bunu. Microsoft satın alana kadar Elder Scrolls Online'ın Syro dilinde PvP falan yapılmıyordu. Biliyorsunuz değil mi? Yani Dark'tan kımıldanmıyordu. Ne zaman ki Microsoft satın aldı, önce Amerika serverını, çünkü Elder Scrolls Online'da iki tane server var. Bir tanesi European Mega Server, diğeri de American Mega Server. Önce Amerikan serverını düzeltti adamlar, sonra da Avrupa serverını düzeltti. Sadece motorla alakalı değil, serverla da alakalı. Yani server'a ne yaptığınla da alakalı. Çünkü adamlar oyun motorunu değiştirmedi mesela. Bunda da benzer bir durum var yani. Yani şimdi evet bazı durumlarda bir kasma oluyor, yük indiriyor ama o yükü de şöyle azaltıyorsunuz. Yani options'tan hakikaten bir iki şeyi kapatmanız gerekiyor. Yani şu karakter modern limited low'a çekiyorsun, şu kısmı kapatıyorsun. Bitiyor gidiyor aslında. Yani şunları ben medium'a çektim ama bak bakalım. Bu high olabilir, bu yine high'da kalabilir. Bu da high. Bu da high. Reflection all yapıyor. Yani şey değil. Shadow. High. Big slow. Back texture filtering to effect ne? Haydi. Fazla bir şey yok. Enzoi, sen bir de yine Twenty Sword al. Bir sürü versiyonu var Mesmer'in. Elit speklerine bakma, çok hoşuna gidecek. Victor, o konuda benim bilgim yok. Şeyler değişiyor. Şunu söylüyorsan eğer Victor, oyunun ilk level 1'deki 10'daki yani başlangıç bölgeleriyle
DLC'lerle gelen bölgelerdeki grafik detayını söylüyorsan o evet tabii. Yani o bakımdan fark var. Ama o zaten şey detay seviyesindeki artış o. Ayağın bir sürü oynaman gerekiyor açılması için. Ben 5600X kullanıyorum. Biraz. Yeni oyun motorları iyi olduğunu mu? Bu oyun şu anda baktığınızda ben size şöyle söyleyeyim bak. Grid Wars'un bu World Wars'un World'ündeki lag'ı ile alakalı. Takılması ile ilgili. Lag kesinlikle işlemci ile ilgili, server ile alakalı bir kere. Server varsa. Güren bir iki ayar yapman gerekiyor. Bir iki ayar yapman gerekiyor. Ben bir de yayın yapıyorum bak. Yani eğer sen performans alamıyorsan başka bir şey vardır orada. Skill lag bazen oluyor senin. Aynen. Az önce şeyde de vardı ama. Var var. Bir miktar var o. Bir miktar var maalesef oluyor yani arkadaşlar. Onu yok diyemeyeceğim ama. Evet evet ayardan Björn. Ayarlardan. Bak şöyle göstereyim sana. Şu grafik options başlangıçtaki general options'ta istiyorsan bak önce şunu yap. Grup hide all visual effect yap bunu grubu. Bunu kapat bir. Çünkü bu müttefiklerinin de şeyini açıyor. Burada ölürsem ölürüm. Sorun değil. Bunu göstereyim de. Kompresi aldı mı? Senin enteresan iş. Ya o server'daki yüklenmeyle alakalı. Bir kere bunu bir hide all yap. Müttefiklerinin açtığı alanı görmesen de olur. Muzon hoş geldin. Yok bu şey. General options. Biliyorum. Bu general options bu benim. Zaten hide'a hepsi. Böyle. Beni öldürecekler. Bro hoş geldin. Selam sana da. Bizimkiler nerede? Şu tarafta. Ücretsiz oynayabilirsin. Steam'den indirirsin ya da kendi sitesine indirir. Max level'a kadar rahat rahat oynarsın. Daha sonrasında oyunu ekstrasını oynamak istiyorsan, bineğini vesairesini almak, bir takım şeylerine ulaşmak istiyorsan DLC'lerini satın alıp devam edebilirsin. Yani high detayda yani. Kalabalıkta high detayda. Bazen kaça düşüyor? 70 FPS'de işte. Öyle düşünebilirsin. Ya 50'de 60, 70. Hayda. Eğer daha yükselmesini istiyorsan aç. Buradan düşür bazen. Şart değil. Çünkü şurada renk efekti bak. Sadece şuradaki renk efektleri çok iyiymiş. Yani şu bloom vesaireyi kapatıyorsun. Hayda adaptasyon da gitmiş. Gerek yok. Hey, bu çok kalabalık geldiğinde kaçadın. Kaçmayalım canı yanar söylemedi demeyin. Yapsanız yok. Kaçın deyip ben kaçmıyorum. Kesecek ben çok. Ama şurada bir gerçek, çok kalabalığa gireceksen bunu kısacaksın. Kapat.
Tabii bu detail distance. Buna gerek yok zaten. Bundan anlayın. Texture kalsın. Ben de burada medium'a çekebilirsiniz. Medium değil. Yani bir şey fark etmeyeceksiniz görüntüde yani. Hala kaçıncı sıradayız ya? Ha 15'teyiz. Maşallah. Partial your picks. Yanlış yerde kaldık ya. Partial your picks de şeyde geçecek kısmı. Görkem aynen senin ayarlarına yakın yapmaya çalışıyorum ben de. O ayarlar gerçekten işe yarıyor. Aynen senin attığın ayarlar gerçekten işe yarıyor. Ben sadece yayında şey yapıyorum. Word vs Word yapmadığında bozuyorum o ayarı. Onun için bazen atlıyor olabilirim. Şu anda ben test ettim. Yani unlimited olacak zaten. Frame limiter. Animasyon medium olabilir. Daha da... Bir de bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bak. Yunan. Özellikle onu belirteyim. Oyunu best performance falan yapıp ayarı düşürürseniz daha da takılıyorum. Yani bu eski oyun. 2012'de çıkmış oyun çünkü. Minimum detaylarda kasıyor oyun. Onun bir şeyini bulmanız lazım. Deneyeceksiniz yani. Benim size gösterdiğim ayarlar zaten bu Görkem'le de birlikte konuşarak yaptığımız ayarlar aslında. Gayet güzel çatış çatış çalışıyor yani. Bakın. Ekime de takla. Fena gitmiyorsa burada kalabiliriz yani. Demin kötü olmuş kompres alması. Yani. Hani. Biraz başta oluyor. İlk seferde oluyor. Sonradan ben pek lag'a rastlamıyorum. Herhalde o server'ın o anda neyinden kaynaklanıyor bilmiyorum ama keşke olmasa ama bütün MMO'larda var. Az önce onu söylüyordum ben. Güren tam şu ayarları yapsana. Tam şu ayarları yap. Zaten burası kapalı görüyorsun. Tam bu ayarları. Heh, olur bak Görkem de DC yatıyor. Aynen. Hem de şey, buradaki lag'la ilgili şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Demi hiç çıldırma, vallahi bak. Biraz sabır gerekiyor, düzelecektir o. Neden biliyor musunuz? Çünkü WoW'da mesela Epic Battleground'a giriyorsunuz, Epic Battleground'lar 40'a 40. Biliyorsunuz değil mi? 40'a 40 sadece. Buradaki gibi değil, 40'a 40. Ve FPS 5'e düşüyor, 5'e. 5'e 2'ye düştüğünü gördüm ben, duruyor oyun mesela. Ve dışarıda olduysa daha da fena. Bu oyunda yine öyle bir şey yok. ESO'da hiç oynanmıyordu. Onu en son Microsoft düzeltti. Uyy burada korkunç şeyler var. Şu kalabalıkta normal kasması. Evet. Bir miktar düşüyor. Yapacak bir şey yok da Semih'in çıldırdığı nokta oyunu oynanmayacak şekilde iki lag'ın olması. Az önce o Görkem'in de dediği gibi bir süre sonra geçecek o. Sürekli olan bir şey değil ama ne kadar gıcık bir durum olduğunu da biliyorum ya. Basıyorsun olmuyor. Ben o kadar yaşamıyorum şu anda. Server'a bağlı. Bayağı lag var. Oha yine oturdum. Demin öyle bir durum var ne yazık. Ya ben zaten şunu planlıyorum. Demin. Evet. Ben zaten şunu planlıyorum. Birlikte eğlenebilmek için. Biz kendi grubumuzu oluşturalım. Bizim derdimiz o birazcık. Benim derdim o aslında bakarsan. Yani şu kalabalık oynayacağız yine birlikte.
kalabalıkla birlikte hareket edeceğiz. Ama bu kalabalığın etrafında biz grid olarak dolaşalım diyor. Yani yine büyük aksiyona da gireceğiz, kare savaşına da gireceğiz ama biz grup olarak ana commander'ın olduğu grubun etrafında dolaşıp böyle hani avcılık yapmak istiyorum. Yani şimdi doğrusu o. Hani 30 kişi oluruz, 10 kişi oluruz fark etmez. Görkem afiyet olsun. Hı? Dava o birazcık. Bak bak gelen gruba bak. Ya aşağıdan atan var. Çoğu MMO'da bu yani. Yani şu sıkıntılı durum oluyor kesin. Ama kaldırılır. Aşağıda çok büyük bir grup geliyor. Thank you. O bir anlık o kasmayı yaşatıyor. Yani yapacak bir şey yok ama. Ben mesela şu ayarlardan da çalışmıyor. Aslında var bir takım şeyler yok değil. Sadece şeyi görmek istiyorum. Parti neymiş hani. Mesela ama olmuyor. Hoppa. Careful day. Ya, tamam ama çok careful bir durum yok. İçeride adamları doğruyorlar. Commander. Careful kaldım. Careful. Lag'a bak. Oluyor normal. Sağdan bak var. Sünge sağ mı çıktı? Nasıl sağ çıktın içeriden? Ben makroya basıyorum şöyle. Makro değil yani komboya basıyorum. Yaptığım bir combo var. İster lag'da olsun ister olmasın. Tutarsa öldürür. Allah takılın şeye geçeceğiz. Evet. Ah, Parshiver Peaks'e geçeceğiz bakalım. Ne zaman geçeceğiz? Hala 15 kişilik pozisyon. Oğlum, millet çıkmıyor. Herkes savaşta. Buranın tadını çıkart. Arkada kalanları avlayın. Ölmelisin, ölmelisin. Öl artık. Lop lop lop. Ay serseri ya. Yattı sonunda. Anamalar diyerek anladım. Hop hop. Ya şu kombatı seviyorum işte ben yani. Doğrusu. Kombatı seviyorum yani. İşte yapmak istediğim de bu. Büyük böyle ana grupla böyle 100'e 100, 200'e 200 kombata girmek yerine küçük bir grupla. Yani küçük gruptan kastım bizim build'in totali. Yani 30. Daha çok olursak o da olur. Ayrı konu. O zaman daha farklı. Girelim etrafta alalım onu. Güney alışmak gerekiyor. Combat mekaniğine alışacaksınız. Yani girin. Bakın cumartesi pazar da yapacağım ben bunu. Dedemin kapışmasını. Doktorsuz Work yayınlarını. Çağırıyorum da gelin. Hem buradaki level'ı kasmış olursunuz. Level'ınızı kasmış olursunuz. Okey. Burada da özellikle puan vermeniz gereken şeyleri de söyleyeceğim. Level atladıkça bir kere. Şu
Provisions Master var. Buna bir 4 puan verin. Aklınızda olsun. War Gliding Mastery'ye 1 puan verin. War Clan Mastery'ye de 1 puan verin. Bunu açın zaten şunu komple. Ki bir şeye yarasın. Ayhan şey olabilir. Onu söylemiş, söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu B'ye bastığı zaman çıkan menüde bu Rank and Abilities'te en altta şey var. War Clan Mastery var. Ona da 1 puan vermek gerekiyor. Aman diyeyim, ya çok detay var, atlamış olabilirim, o da önemli. Çünkü burada level atlatacaksınız kendinizi. Ya oyun içerisinde farklı farklı şeyleri var. Bizimkiler nerede? Bu tarafta lan. İyi. Gökhan yanımda duruyordu benim. Yoksa Warclaw'u almak kolay. Zaten bir de şöyle bir şey de var. Warclaw'da rica ederim. Warclaw'da çok böyle müthiş bir şey fark ettirmiyor. Skill'leri var, özellikleri var. Keyifli tabii. Binek olarak gelmesi de güzel bir şey. Ama hani hız olarak böyle inanılmaz bir şey fark ettirmiyor. Warclaw'dan daha hızlı yaya koşabiliyorsunuz. Ama avantajı ne? İşte ekstra bu HP'yi bitmeden size saldıramıyorlar. O var. Burada aksi... Ooo. Bak burada kasıyor mesela. Bu kalabalıkta FPS kaybı yaşıyorum. Çok normal yani. Engine'lerin bine peti var ya. Diler gibi sizi öldürebilir. Çok sinir bozucu bir şey. Ondan bir şey yapabilirim. Train sürekli olarak hafta içi işte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar hep böyle PP ağırlıklı ve bu müziklerle hem Twitch'te hem YouTube'da. Valla keyifli olsun diye elinden geleni yapıyorum herkese. İnşallah beğeniyorsunuz. Henüz yaparsan da olur, yapmazsan da olur. Kısa yoldan eşya elde etmek istiyorsan, ben YouTube'a koyduğum video var ya bir tane, hani Ascendit eşyaları çabuk şekilde elde etmekle ilgili. O yolu takip edebilirsin, birlikte de yaparız zaten. Birlikte yapacağız zaten hatta, yani şey değil, maçlarda. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Sen baktın mı? Sen seç, yaparsın zaten sonrasında. Problem olmuyor. Benim mesleklerle çok işim olmadı. Hiç meslek yapmadan yaptım zaten işi. Adamlar kaleyi alacaklar zaten. Hop yere düştüğüm anda gittiler. Thief'in buradaki en büyük sıkıntısı ne bu oyunda? Thief için söyleyeyim özellikle. Görünmez olmanın hiçbir önemi yok. Gerçekten yok yani. Gayet güzel keserler yani. Buff'ları almak lazım. Hatta bazen görünmez olmak dezavantaj oluyor. Yok ama burada zaten şeyi bekliyoruz. Sıra bekliyorum yani. Ben de Parshiver Peaks var ya. Oraya geçmeye çalışıyoruz ya. Yani orası gelsin oraya geçelim diye
Yaptım. Commander zaten şeyden yaptım muhtemelen. Kimse commanderlık yapmadığı için açtı. Nerede bizim Sylvester abi onu bilmiyorum. Ya bu işi yönetmenin sadece Discord'da olması gerekmiyor. Bazı commanderlar o işi o kadar düzgün yapıyorlar ki adam map üstünde komutlar vererek, ok işaretleri koyarak, bir sürü şey kullanarak şey yapıyor, yönlendiriyor. Buraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, burada bekleyin, şimdi durun vesaire. Kimsenin kafası karışmıyor nerede ne yaptığımıza dair. Bazı commanderlar hiç konuşmuyor, Discord'dan konuşuyor. Şimdi buraya geliyoruz, buraya geliyoruz. Bir şey demene gerek yok, yorma. Adam komutları var. Adamına göre çok değişiyor ya. Burası kayıp bir harita Gökhan şu an. Yani karşı taraf baskın. Şu arşivi fix'e geçelim. Or şey. Fark. Daha rahat ederiz herhalde. Şeyi yapacağım ya. Full atak modunu yapacağım yani şeyde. Yani dagger pistolü yapacağım yani. Takılarını ayarladım. Ben yine bounty hunter'ıma döneyim mi? Bounty hunter. Star Wars'ın şöyle bir oyunu yapamadı adam. Ah ah. Star Wars adına şu anda piyasadaki tek doğrucu MMO ne yazık ki Servitor, Star Wars Knights of the Old Republic Online. O da hani tek doğrucu değil zaten tek MMO. Kaç milyon dolarlar harcayıp batırdı ilk böyle. Ascendant yapman lazım Engineer'a. Gökhan yapalım. Yapalım. O zaman şey yapacağız. Bak Helenzoid de geldi. O da eşya yapacak. Gayet şey nasıl söyleyeyim. Arena maçlarına yükleniriz. Olur biter yani biliyorsun. Hatta şu an yapmak lazım ki şeyleri toparlayalım. Eksik olan varsa yan karakterlerde. Nerede yok? Ha şu ticketler falan da alalım da back item'ı da falan da hallolsun. Hikaye anlatımı olarak iyi de MMO olarak berbat mı? Valla ya ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Senin ne beklediğini bilmiyorum yani herkes ilacını bu MMO'da bulamaz yani. Valla sürekli haritalarda eventler var. Sürekli bir boss kesme durumu var. Grup olarak gidilen... Devator için mi diyorsun? Ha okey. Tamam. Sen de bu oyundan bahsediyorsun zaten. Anladım. Ya Devator... O kadar kötü ki. Ya ben çıktığımda aldım onu oynadım. Biz başladık zaten onunla. Aa yakışasın da Star Wars MMO'su falan. Ya ama yahoo. Koridorlarda koştura 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 koştura. Çok yazık ya. Star Wars gibi bir evreni nasıl batırıyorlar ya öyle değil mi? Yani bu geniş bir evren ya. Yok, okuyarak tepki veriyorum ya yani bazen şey oluyor. Ben lag'a giriyorum. Yüzükler fraktaldan mı? Tamam. Gökhan. Yüzükler fraktaldan da olur, şeyden de olur. Her türlü olur zaten. Biliyorsun yöntemi.
Evet, onun PvP sistemi aslında düzgün çalışıyordu ama onun da ya ne yazık ki onun da şey lag'dan oynanmaz halde. Oyun çıktığından beri öyleydi. Şu andan sonra oynansa ne olacak da. Paper görüyorum işte. Yani. Paper pardon. Yok mu ya? Benim. Yine mi? Yani Guild Wars 2 şu anda ben bu oyundan daha iyi bir MMO öneremiyorum. Guild Wars 2'den daha iyi oyun önerir. Bir Red Dead Redemption 2 oynayayım. Ama MMO olarak başka bir şey. Eğer ki firma üzerinde dursaydı, ilgilenseydi eğer, Red Dead'in online'ı da aslında en iyi MMO da firma ilgilenmiyor. Bak bunu açık açık söylüyorum. Red Dead Redemption Online, Red Dead Online aslında en iyi MMO'dur. Ama firma ilgilenmediği için en iyi statüsüne girmiyor. Çok basit. Ya mesela single player'ında olan özellikleri online'ine getirsinler. Yaptılar bu işi çünkü. Kendi yaptıkları oyun. Üzerine de online ile ilgilenseler oyunun daha iyi bir MMO bulamazsınız. Ama şu anda kimse ilgilenmediği için şimdi firmanın ilgilenmediği bir oyun ne kadar iyi olursa olsun kalıyor. Diyorsunuz Red Dead Redemption 2 iyi 10 şey midir? Süper oyun mu? Süper oyun. O kadar online'ı. Yani grafik açısından pek çok açıdan aslında en iyisi ama eksikleri işte şey umut ettiğin tarafı var. Oyunun potansiyelini görüp diyorsun çok iyi falan. Ama oynayan var mı? Yok. Bir MMO'da oynayan yoksa ne olur? Öldürür. Ne kadar iyi olursa olsun. Niye gördün hali ortada? Ben anlamıyorum o işi ya. Valla gerçekten anlamakta zor. Ben şimdi şirketin CEO'su olsam New York'ta hepsini kovardım. Yani hepsini mi kovardım dedim. Ya orada sorumlu olan hangi salaksa onu kovardım bir kere. Çünkü bir tane bir grup salak var belli orada. New York'ta. Oyunu çıkardılar. 1 milyon insan abandı. Server'la 2000 kişi. 30 bin kişi sıra vardı. 30 bin kişi. Yani biz burada şu anda PvP'ye girmek için sıra bekliyoruz. Bak 11 kişi var. Denizden beri 30 bin kişi sıra var bizim orada. Ya sen hangi kafayla server 2000 kişilik yaptın? Popüler olduğunu biliyorsun. Biliyor olman lazım. İnsanlar ilgi gösteriyorlar. Kapalı betasında, açık betasında hücum olmuş belli. Yani hangi kafayla server 2000 kişilik? Ha bak 2000 kişilik server tuttum. 2000 kişilik oyun oldu artık bu. Ne kadar acı değil mi? Çok eski. Katapult. Hücum. Böyle hücum yürüyün diyorum. Tif başıma bir bakıyorum. En önden ben gidiyorum. Bazen öyle oluyor. Ya da Nasrettin Hoca'nın hikayesine dönüyor. Koşa koşa gidiyorum. Arkamı bir kimse yok. Timon'un karşısına çıkmış gibi. Ram. Remleri severiz diyor. Oo golem geldi. Tamam. Şu an gelen ödüllerin hatta hesabı yok bu arada. Ha şunu da göstereyim arkadaşlar. Hazır yeri gelmişken geçen gün konusu vardı bakın. Inventory'de bu 4 vs 4 yaptıkça karşınıza skirmish chest diye bir şey verecekmiş. Ödül var. Bu skirmish chest'i açtığınız zaman içerisinde şunları yani çift bildiğin açın.
Ben Testimonies of J2X alıyorum. Okey. Başka şeyler de alabilirsiniz. Bu Testimonies of J2X'i alacaksınız böyle. Bir tane gelmiş, bir tane. Çantaya atıyor. 6 diyor, tamam mı? Bu 6 taneyi dakikalık yapın, consume all deyip şey atsın. Wallet'a çarpın. Cüzdanınızı atsınız. Bunun da dediğim gibi şey alıyorsunuz işte. Hero pointlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. World vs. World'ün en altındaki seçenekte adı neydi hatırlayamıyorum. Ama oradaki seçeneklerin en altta var. Hoppa. Oradaki NPC'den satın alıp Hero pointlerinizi de doldurabilirsiniz. Rahatlıkla. Fena gitmiyoruz, rakibimiz yok. Let that peace. Ne yapıyor? Commander gaza getirme konuşmaları yapıyor. Yapabiliriz, olabilir. Ne yaptık? Burayı da aldık. Dagger Dagger'la mı? Sen bilirsin. Yok. Görünmez olmak problem onda. Ben eskiden öyle oynuyordum ama artık yeni gelen bir takım özelliklerle zor oluyormuş. Ama dene. Yaparsın sen. World vs. World aşırı keyifli. Yani şimdi mesela şeye de gireriz. Eşya yapmak için arenaya da gireceğiz. Valla ne yalan söyleyeyim, Görkem bana da ters geldi. Garip geldi. Kırmızılar geliyor falan. Ha biz kırmızıyız. Deminden beri aşağı buraya bakıyorum. Bu sanki biz... Oluyor yani. Açan bir antenimiz var. Bayağı kaçtı be. Buradan karma puanlarını da topluyorsunuz. Gökhan aynen, ben de yeşil alıştım. Bir grup da oraya gitti, bir grup buraya gitti. Kaleye dönüyorum. Bak bak bak. Hatta gezen var. Evet evet aynen. Aynen Görkem. Yani gerektiğinde de arada PvP'sini de yapıyorsun. Ne öyle? Nasıl cesaret? Bu Ascension, Ascended bir şey yapayım da. Cursor. Çok HP, Gökhan HP çok düşecek ya şeyde. Berserker yaptığında Dagger Pistol. Dedi Berserker giymek istiyorum. Ya Thief'in öyle kötü ki. İyi. Statları öyle kötü. Yani sen mesela full Berserker giyiyorsun. Şolar rune takıyorsun. Diğer klaslar.
Warrior mesela oluyor 19k. Evet, Marauder olacak aynen. Mesela Warrior aynısını yapıyor. Thief oluyor 11k. Warrior yapıyor 19k. Ya 11k gerçekten çok düşük. Böyle birisi yanından geçse ölüyorsun zaten. Ki ben bu 23k'yla ölüyorum yani. Evet Gökhan, öyle gerekiyor. Set Marauder olacak. Vallahi Victor bence gelmez. Gelmez bence. Bence gelmez yani. Daha öncesinden de böyle mage tarzında şeyler oynadıysan çok zorlanmaz. Yüzükler Berserker, gerisi Marauder. Okey. Bu arada şeylerini söyleyeyim arkadaşlar. Ascendant eşyalarınızı, statlarını değiştirebilirsiniz. Oyunda Legendary eşyaların statları değişmiyor sadece. Ascendant'ların da statları değişiyor. Sadece Ascendant'ların statlarını değiştirmek için bazı materyaller istiyor. Eğer o materyalleri sağlarsanız gidip değiştirebiliyorsunuz şeyde. Videoda Mystic Torch muydu? Evet. Orada değiştirebiliyorsunuz. Sadece oradaki şöyle bir fark oluyor. Bu değişikliği yaptığınız Ascended eşyalarınızı Legendary'e çeviremez. Haberiniz olsun. Görkem evet. Dagger mı fazla vuruyor? Şey olarak mı diyorsun? Condition damage olarak mı diyorsun? Kesinlikle öyle buluyor. Yani. Evet. Benim tabancalarım Ascended. Kalanı exotic şeyde silahlı zırhlar takılar sandık da fena gitmiyor burası da aslında. Aksiyon iyi gidiyor ama ne sıra varmış ya, 6 kişiye düştü. Geçecek miyiz onu da emin değilim. Gerçi güzel de kapışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Neden? Okay, babes kill. Yani şimdi combat taktiğim bu mu? Okay, babes kill. Ben ne diyebilirim ya şimdi? Adamlar çok fena. Ooo, tuzağı da oraya mı koydun? İşe bak ya. Ne kadar kapatılsın. Kasıyor yalnız, o bir gerçek. Serdar, paketlerin hepsini alman gerekiyor. Ya hepsi bir arada olan o 100 dolarlık paketi alacaksın. Ondan sonra son ek paketi alacaksın. Yani şeyi. Hepsini alman şart değil bu arada. Onu söyleyeyim. Oyun oynayabilmek için hepsine böyle para akıtman gerekmiyor. Secret of the Obscure ayrı satılıyor. Onun dışında hepsini bir arada satıldı. Paket var 100 dolarlık. Aynen Gökhan. Bende de 6 mıydı? Bakayım. 6 da bende. Ne ekranlar kapatılır. Serdar bu şekilde yapabilirsin. Ya da Serdar. Çok fazla para akıtmak istemiyorsan başlangıçta Heart of Thorns ile Path of Fire birlikte satılıyor. Bak şu Heart of Thorns DLC'si ile Path of Fire Expansion DLC'si. Bu ikisi birlikte satılan var, mantıklı ve uygun. Aynı zamanda şey de alabiliyorsun. Bineklerin de olabiliyor bu şekilde. Bu arada Dragon ile ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Normalde oyunun Dragon'da yani Sky Scale'i alabilmek için Dragon'ı
Normalde Living World sezon 4'ü bitiriyor olmanız lazım. Living World 4'ün olması lazım. Hikayesini bitirmeniz gerekiyor. Oradan ondan sonra artı şeyin Dragon'ın, Dragon bileğinin görevlerine başlamanız gerekiyor. Bir alma yöntemi bu. Diğer alma yöntemi de Secret of the Obscure alırsınız. Tamam mı? Onun görevini yapmaya başladığınız zaman size Dragon'ı veriyor. Ama efektif olarak kullanabilmek için, bütün haritalarda kullanabilmek için Secret of the Obscure'u bitirmeniz lazım. Ve buradaki Master'leri kasmanız lazım. Master'leri kasıp, bak Flying Training var burada. Bu Secret of Obscure'la alakalı, gördüğünüz gibi. Buradaki de açmanız gerekiyor. Çok fazla Master'i istiyor. İki yöntem de uzun. Hangisi işinize geliyorsa. Ama birinde şey yapıyorsunuz. Secret of Obscure'da size veriyor. En azından bu Secret of the Obscure'da Dragon'ı kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kasacaksınız. Ben de hazır yatmışken konuşayım dedim. Altıki 5 kişi hadi. Burada buraları aldık. Enteresan bir fight. Fight. Evet işte Görkem, eğer istiyorsan yani yöntemler bunlar, hani anlattığım şekilde. Yani Dragon binmek istiyor musunuz? Bineceksiniz, yapın görevleri, ne olacak? Her gün bir görev yapın, geçin yani. Ben bir oturdum bitireceğim falan. Kasmaya gerek yok. Kaç kişi kaldı bakıyorum, geçeceğiz birazdan. 4 kişi kaldı bende. Biz geçiyormuşuz, lütfen devam etsinler de. Çok dağılmış yol. Burada bir kombat var. Bunlar burada. Bu eşyaların nasıl yapılacağıyla ilgili de YouTube'a da video hazırlayıp koydum arkadaşlar. Görebilirsiniz. Ya şimdi sen oraya denize kaçıyorsun ama. Hadi be. Şöyle alalım. Alalım, ben alıştığım sistemde devam edeyim de. Atak yapacağım diye geriye yuvarlandım. Bazı tuşları değiştirince eliniz otomatik basıyor. Şu an alamet klaslar aslında engineer'lar. Benim gördüğüm o. Alamet tane. Ben thief ile çare bulmakta zorlanıyorum. Yakınına girerseniz ölüyorsunuz, uzağında kalsanız da ölebiliyorsunuz. Buraya mı saldırdın? Hadi. Gökhan gerçekten çok iyi engineer. Cidden çok iyi yani. Ya benden görünmez olan klasları sevdiğim için şey yapıyorum. Sıralıyorum ama. Ya burada da mühendis olmayalım. Hain gerçekten öyle. Yani bu klaslar çok güzel arkadaşlar. Hakikaten güzel yani. Gökhan evet, o da görünmez oluyor değil mi? Doğru söylüyorsun.
O da görünmez oluyor. Yani Tifler... Tif'in görünmezliğinin herkeste olması Tif'e hakarettir ama ne yapalım? Ne yapalım? Hatta toplumu görünmezliğinin. Hayır! Hepsini bozuyor. Hoppa. Bu gathering olaylarını yapın. Çok ciddi paralar var burada yani. Bakın bu. Hani kaleyi fethettikten sonra içeride bu gathering olayı var. Yapın bunu. Para geliyor yani. Satarsınız ya da eşya yaparsınız. Artık yapacağınız size kalmış. Lan nereye gitti? Güzel kardeşim, nereye gittin? Bak ya. Ben yazdığını görmedim. Ben bir iş yaptım, hesap banlı. Ona teki taştım, neden banlıyız ya? Derda enteresan bir durum çünkü yani senin bu kendi sitesinden açmış olduğun şeyin banlanmasıyla kimdekinin arasında bir fark olmaması lazım. Ama öteki ona da bir şey olmasın da. İlginç hakikaten. Bakalım ne diyecekler. Aha da geçiyorum ben. Hop. Geçtim. Orada da inşallah grup. Hop. Blue. İnandı mı? Süper. Bir kim var burada? Commander Charming varmış. Diğerleri kapalı mı? Yapma ya. Joyce. Might gerekiyor. Allah'ım yarabbim ya. Bir de şu bu olaylarla uğraşıyoruz ya. Nerede? Buradalar ama yine giremiyoruz. Evet. Bu olaya uyuz oluyor hemen. Ama şu olabilir. Bir dakika. Invite da gir diyor ya. Ya bulur takılırız her türlü de. Joy Scott. Okey. Tamam. Tamam. Sonuç. Bakayım olacak. İşte Serdar, belki de farklı bir durum var. Bakalım ne diyecekler. Çünkü şöyle bir şey var. Sen şimdi normal şeyden, sitesinden böyle bir sorun yaşıyorsun. Sitesinden oynuyorsun. Demek ki saçma sapan bir durum var yani. Adam kasıyor. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ha şu gerekiyor. Efekt level of detail gerekiyor. Ben orada onu atladım. Hayır. Burada efekt level of detail gerekiyordu. Ben onu unutmuşum. Böylece daha rahat olacak kesin. Ne adam bir cümle olabilir. O zaman sorun kalmıyor. Sonra okey. Hadi. Adamları bulalım.
Join Discord falan diyor. Ya bunlar da bakın şimdi bu Zeno hoş geldin, aleykümselam. Teşekkür ederim yayınlar için. Ya şey arkadaşlar hani mesela Discord'a çağırıyorlar ya, kaç tane Discord'a katacağız? Her commander diyor ki şu Discord'a gel mesela. Tam da 50 tane commander var. O Discord'a git, bu Discord'a git. Bu Discord kullanmadan doğru düzgün yöneten adamlar çok iyi oluyor. Bak o bir gerçek var. O bizim Sylvester gibi. Tamam biz kalabalığa takılırız. Benim istediğim zaten bu. Biz kendimiz parti yapalım. Hatta size parti atayım ben tekrardan arkadaşlar. Günlerde görelim. Aynen nerede? Tamam. Ha, farklı yerdeyseniz gelmeyebilir. Ayhan sen diğer soruda mı kaldın? Arkadaşlar şey, ben hem Twitch'ten hem de YouTube'dan yayındayım. YouTube kanalını da takip edip abone olup desteklerseniz sevinirim. Var mı değişiklik oyunda? Aynı yüksek kalitesiyle devam ediyor. Ayhan biz girdik, sen girdin mi? Hiç kasmayacak bak. Level of Detail'i de ayarladıktan sonra hiç kasmıyor zaten. Sorun kalmadı. Atayım atayım. Tabii ki. Okay. Başka gelmek isteyen varsa gelsin arkadaşlar. Az önceki ayarlarda şeyi atlamışım ben. Level of Detail'i atlamışım. Level of Detail'i de açınca zaten hiçbir şekilde sorun kalmıyor. Kesinlikle bir kasma olmuyor. Ama bildiği kadarıyla zaman zaman indirim geliyor. Yarı yarıya indirim gelmişti. İki defa geldi üst üste yarı yarıya indirim. Yani 100 dolarlık paketi 50 dolara alıyor. Ama şu an bildiğim kadarıyla yok henüz. Devil of Detail. Yürüyen. Şunu göstermemişim. Nerede dur bakayım. Efekt level of detail var ya, LOD. O da işaret olacak. O çok daha rahat, fazla rahatlıyor. Aynı hiç sorun değil. Ya MMO olduğum zaten şey arkadaşlar. Uzun ömürlü olması kötü bir şey değil. İyi bir şey. Güzel yemin ederim. Şimdi hiç kasmıyor artık. Az önce ondan dolayı bir miktar kasıyordum. Artık neredeyse yani. Çünkü bir şey kastığında biliyorsunuz oynayamıyorsunuz. Bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Sadece burada şu an tamam kalabalık takip edeceğiz. Yürüyün. Benim istediğim bu. Bizim grup girsin. Bizim guild girsin şuraya. 11 kişi ondan şu an. 30 kişiyiz. Herkes bir alışsın gelsin. Biz 30 kişi dolaşalım. Sorun olmaz. Bu grubun etrafında dolaşalım. Geleni geçeni alırız. Olaya bak. Muhteşem. Devam. Dagger Pistol hala çok güzel. Hala çok güzel de hatta en iyisi belki de. Ben Condition oynuyorum. Pistol ya da Pistol Dagger de oluyor. Ama Mainhand Dagger, Offhand Pistol çok yüksek hasar veriyor. Rahatlıkla oynayabilirsin yani. Sword Dagger o da çok güzel. O da çok güzel. O da aynı şekilde adamı sinir ediyor. Vuruyor ve ölüyorsun yani. Sinir de oynuyorsan zaten üst düzey bir oyuncu. Aynen. Sword Dagger muhteşem. İyi oynuyorsan elektrik Sword Dagger'da temiz. Dagger Pistol de öyle.
Bak 4 yıldır oynuyorum. Diyeceğim hoş geldin. Bu arada herkesin bayramını bir kere daha kutlarım arkadaşlar. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Tek tek kutlamadım. Alışırsın ya. Bunda unutulacak bir şey yok. Belli zaten. Ring of Fire'dayız. Yan tarafta birini görüyorum ve nedense kimse kaldırmıyor bu. İyi girdim. Ooo yan tarafa bakın. Oooo beni tutma derdinde. Hiç masal yiyorum ya. Burada öyle 3-4 kişiyle aynı anda kombat yapmak zor iş. Yan tarafa dikkat. Müthiş bir kalabalık geliyor yan tarafa. Stamina bitti. Victor. Eyvah. Oo. Biraz şey var, skill'deki var ben. Hayır. Ya bir kuş da orada duruyor. Roleplay mi? Biraz o skill'lak işi bozuyor hakikaten. Ooo kaç kişi. Oh. Hıh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 
O ne be? Nereye gitsen birine takılıyorum şu anda. Biz içeride. Görmez olup çekilebiliyorum neticede. Yazıları da okumak istiyorum. Şu anda şimdi burada durduk yere ölmek istemiyorum ama. Yani Spectre. Paketlere indirim geldi ve bitti. Genel bir indirim geldi ve bitti. Hadi be. Durdurdum ama olmadı. Kaç kaç kaç. Bak ya. Gördüm. Bak bak. Raid geldi. Gökhan kaldırmayı deneyeceğim derken yine bir grup çıktı oradan. Görkem sağ olsun kadın. Ben bir canlandırmayı deneyeceğim de. Var ki. Ben ok deyip duruyorum. Kombattasın diyor ya. Ben kombatta değilim. Beni kombata sokuyorlar. Oho. Bizim komandör de içeride yani. Onu da mı kes? Tamam. Bunu da mı keseceğiz? O kadar duruyor mu? Ha düşürdüler de. Nerede? İçeride. Düşürdüler. Bunları bir alalım da. Uzun uğraşlar sonunda alındı.
yolunda gidecek. Nereye gidiyorlar şimdi? Commander'ın nerede olduğunu görüyoruz en azından. Adamın tagı açık. Hiç yoktan tagı açık yani. Böyle yapıp tagı da kapatıyorlar ya bazen. Tan kombat var orada yani. Aksiyon dönüyor. Bizim isimleri de açacağım ama bu sefer çok karışacak diye düşünüyorum ama. Parti isimlerini açayım diyorum. Bak göstermiyor. Onu çok bir bozucu. Neyse. All player name. Ha, isim karmaşası olacak ama hadi bakalım. Ezden tipin kıl kıyafetinizden ayırt ediyorum sizi. Hop, burada da maden. Çok ciddi para basıyorsunuz. Tabii bunları toplayacaksınız. Yok yok. Yani illa burayı da raid'de olmanız gerekmiyor. Evet, açık kalması iyi. Kim nerede görüyorum en azından. Bak seni görüyorum mesela şimdi. Gökhan nerede kaldı? Arkada mı kaldı? Nerede mi? Yerde mi? Bizim Ayhan da burada bir yerlerde. Kaç kişiyiz bakayım şu anda? Online 11 kişiyiz aslında. Ya düşün, Herenzoid bile oynuyor yani. Bir tane adamı yazık bir değilmiş. Ha, birden fazlası var orada. Oo, kendine bakın. O tarafta şu taraftan da gelen de var. Oy oy oy. Bir aşağı atlayanlar oldu sanırım. Bunu Lobs da yapabilirsiniz bu arada. Lobs. Lobs. Bu karambol ya da bu kalabalıkta çok fark etmiyor. Aynen. Oho. Ya benim kalabalıkta ne işim var? Sakın beni. Aha. Bunun cezası. Gökhan dikkat et. Oy, oy. Thank you. Bu mesmer de burada. Hı? Bunlar da mı burada ilginç? Evet. Aa.
Evet, onlar daha kalabalık. Gelinden fazla kalabalık hatta. Boşluğa sıkacaklar, bana denk gelecek zaten. Hiç olmadı şimdi. Çok fena lag var. Bu hakikaten 2 saat sonra oluyor o yaptığım iş. Kombattan çıkabilirsem kaldırırım. İnanılır kovaladığını görüyorum orada mı? Heh, çok güzel. Yap şöyle. Bu arada Revenant, yani Condition Revenant, eğer tank bari böyle, yani Warrior, Guardian ya da Revenant arasında kalıp hani böyle dayanıklı olsun ama öldürsün falan diye bir şey düşündüğünüz varsa, Revenant bayağı o işi yapıyor. Onu söyleyeyim. Hani şey olarak özellikle Condition'da. Çok enteresan. Onu da bir yere gösterir. Hayat ışınlanabildiğim bir nokta var mı? Başlangıç noktasından gelmeye çalışabilirsin. Yakındayız şu anda. O slotları açarız Görkem'le. Ekstradan karakter slot açılır ya. Parayı biriktirip açabilirsin. O ekibi almama durumunu ben çok sevmiyorum. Yani biraz pahalı evet. Ama ikinci bir ekranda da gerek... Sen mi düşünün Görkem? Aynen Ayhan, onu söylüyorum. Aynen. Ona bir de şey alıyorsun bak. Kalkan ve Mace. Tabii şart değil. Mace de kanatma vuruyor ya. Şöyle örnekleyeyim. Dene istersen. Bunu yap diye demiyorum. Ben öneri sadece benimsin. Şuradaki... Buradan örnek veriyorum. Çünkü başka türlü veremem şimdi. Rabbit amulet var bak. Precision Toughness Condition. Toughness'tan yüksek gidiyorsun. Toughness ve Condition Damage'i yüksek alıyorsun. Adam hem duruyor hem vuruyor. Çok çok güzel yani. Bak Ayhan bir sürü şey denedi. Ona göre seçiyor şimdi yani. Güran, o bambaşka bir şey senin böyle bir. O senin dediğin bambaşka bir şey. Adamda 17 tane hesap olacak. Hepsi full karakter dolu. O bambaşka bir şey yok. Banlıyorlar onu. Söylemedi demem. O yüzden o kadar kasıyor zaten. O hesaplar puf oldu yani. Sonra böyle o kadar hesap vardı gitti diye kimse alamaz. Böyle bir oyunda banlıyorlar yani. Biner biner banlanırlar yani. Yani o işi bu oyunda denerseniz canınız yanabilir. Demedi demeyin. Sonra yok vay ben bilmiyordum, vay ben görmedim, vay ben duymadım. Hemen takalım. Ayhan gerçekten Revenant çok güzel. Ben bu aradan çekileyim. Yine hoş geldin. O oyun oynamak olarak bakmıyor yine o. Başka türlü bakıyor, sonra da atlıyorlar zaten. Banlanınca da ağlıyorlar sonra.
Onun yerine daha iyi işler yapabilir. Aşağı mı atladım? Aşağı atladı. Adam aşağı mı atladı? Sakız oldu herif. Gördüm. Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar hem Twitch'ten hem de YouTube'dan aynı anda yayındayım. YouTube kanalına da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Çekmeye çalışıyorum da gelmiyor. Dur dur dikkat et. Kalabalık kalıyorlar orada. Biz gruptan çok ayrı düştük. Bin bineye yoksa. Ben buraya girdim. Attım kendimi. Şey, uçuyor için. Öldü adam. Sakız oldu yine. Dikkat. Sniper. Wow. Hayır hayır ya, şu olay çok kötü. Ya. Ya bir tane görünmezliğim var zaten. Tamam 50 kişisiniz de. Şeyi çok kötü yapıyorlar ya. Tifin bütün görünmezliğinin canını okuyorlar ya. Neymiş lan? Demiyorum ki. Nereye? Nasıl yani? Buraya mı gideceğim? Ya. Evet, öldük ve Ayhan'ın yanına geldik şu an. Yapacak bir şey yok. Tutuyor zaten, kalıyorsun öyle. Değil mi? Biraz farklı burada. Şeyi değiştireceğim, sistemi değiştireceğim ama. Hadi gidelim bakalım şuna. Gidelim mi? Bu adamları biz buradan takip edeceğiz. Bakalım nereye gidecekler ondan sonra. Bünyamin Ring of Fire'dayım. Burada Guidi'miz de var. Buyurunuz Genghis. Ring of Fire. Görkem, Rock 50 kişinin arasında dolaştık, kimse de görmezdi. Ya hakikaten. Bir saniye. 2 dakika müsaade bana da. Burada ölürsek de ölürsün. Sorun değil. Şey yapayım. Ayan bir içecek alıp geliyorum arkadaşlar. Ben de boğazım kurdum. Neredeyse 3 saattir konuşuyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar.
Evet geldim. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Videoların önüme düşüyor burada. Dünyanın bakalım ben Condition'da oynuyorum. Condition. World vs. World'da ne kadar etkili olduğu ayrı konu. Şu anda zaten skill'ler var. Ben atıyorum sonra bekliyoruz birazcık. Evet doğru. Doğru söylüyorsun Herezoid. Evet nasıl gördün? Ranger için öyle şart. X'de oynuyorum zaten. Bir dakika hatta onu ben şöyle yapayım da. Baltayı da kullanıyorum. Kullanmıyor değilim. Gökhan nerede kaldı? Gökhan yayarak geliyor. Gökhan diyorum ya. Hey Ayhan. Şeyde değil mi? Guardi Dragon Hunter'da da var. Elenzoid. Şuraya alalım ya. Güzel. Meta bu oyunda da meta var. Yok değil. Meta var ama bu meta çok göreceli bir şey. Çok göreceli bir şey şu an. Yani şu an Thief'de mesela Dagger, Mainland Dagger, Open Pistol meta. Böyle bakacak olursanız. Ama kesiliyor mu? Somebody stop me. Geliyorum peşine. Geliyor. Geliyor. Marksman'dan. Meta sol. Ya meta her şeyde var. Hayatta da var. Bunun en, bir şeyin en iyisi. Bir şeyin en iyisi meta. İnsanların gördüğü İstanbul'da. Bence bu işin en iyisi bu diyorsunuz. Ona katılan bir grup daha oluyor. Ondan sonra meta oluyor işte. Ben balım kafa basmıyor. Ortalıkta dolaşan bir söylentiye göre mutlak hakikat bildirilmiş. Ben de onu soruyorum. Kıvıydım. Ne oynuyordu? Valla Marksman, Zeraş çok da yanlış söylemiyorsun. Çok da yanlış söylemiyorsun. Wait a minute. How did this happen? We're smarter than this. I know Kung Fu. Apparently not. Şuradan yukarıdan gidiyormuş. Yukarıdan. I have a bad feeling about this. Evet bence de I have a bad feeling about this. Çünkü bir dakika. Hop. Firebrand geliyor aklımızdan bir tane. Gökhan nereden gitti sen? Sağlam mıydın? Ya buradan gel. Who are you? You. No not me you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. Buradan gideceğiz. This is where fun begins. You are the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them!
Valla Semih, o tarz bir şeyi oynamaya karar verdiysen ve bir grupla oynuyorsan evet bazı kriterler oluyor zaten mecbur. Ama o kriterlere uyup uymamak da yine size kalmış o. Bir adam 500k heal atıyor diyorsun. Doğru. Ama sen onu oynamak istemiyorsan ve sevmiyorsan, sevmediğin şeyi bir insan bir oyunda sevmediği bir yöntemi niye uygun ve yapar ki? Panik başladı. Sevmediğiniz bir şey yapmak zorunda değilsiniz netice itibariyle. Ha, yani zorunluluklar çok sinirim bozuyor beni ama bazen kaçınılmaz oluyor, o bir gerçek. İşte en iyisini Chewy söyledi. Bizim grup nereye gitti? Burada girdik buraya da. Neyse. Ayan baştan gece ışınlanacağız. Adamları rahatladı. Yani en başa ışınlanıyoruz. Tamam koştuk, eğlendik. Işınlan. En başa. Dediler. Buradan yeniden hareket ediyorlar. Commander. Direkt ışınlan. Hiç bekleme. Go. Hop. Fark ettim Görkem. Evet yani Spectre'ı bu rastgele boyutta sokmazlar. Yani onu bilerek yapıyorsan sorun yok. Ama bil... Yani ben mesela kimsenin dediği gibi oynamak istemiyorum işin doğrusu. Yani bana gelip de desek ya adam hani power build ile oynayacaksın. Condition istemiyorum. Bak, kusura bakma. Ne yapayım? Ben böyle oynayacağım. Yani şey değil. Yemek dedi. Bildiğim. Hah. İşte Marksman. Zarash. WoW'un olayı çok ayrı bir konu o konuda. Destek komut için değil mi? Tamam, böyle gidelim. Vallahi şeye çıkıp PvP falan mı yapmaya başlasak arenada? Aslında o da olur. Yani roamer oynansın. Ya yani oynama yöntemi var artık. Ya zaten genelde şöyle bir durum vardır. Biliyorsunuz değil mi? Yani nasıl oynamak istiyorsan ona göre iş yaparsın. Eğer bir grupla birlikte bir şey yapacaksan her zaman bu hayatta da öyledir. Bir grupla birlikte bir şey yapacaksan o grubun kurallarına uyarsın diye. Şirkete girdiğinde hayır ben cam kenarında oturacağım bana ne diyemezsin değil mi? Şirkette işe girdin. Yani oranın da metası ofiste oturmaktır mesela. Hayır ben Daktire kullanacağım. Ben Macintosh kullanmayacağım diyemezsin mesela. Şirketin kuralı neyse onun metası da o aslında. Demek istediğim oydu. Her yerde meta var. Ama oyundaki mesela bazı dayatmalar kötü. Çünkü oyunlar bu konunun dışında. Yani bu oyunda genelde hani Zeraş'ın dediği gibi oyunları bu konunun dışında tutuyorum biraz. Çünkü oyun zorunluluk değil artık yani. Ben zaten zorunluluğu dışarıda yapıyorsun. Burada da zorunluluk olduğunda benim kayış kopuyor. Çöp. Hele zor çöp dedi. Kalitesiz oyunlar gibi eşyalarını klasları karıştırmaya başladı. Komik olmayan var yer, yer var mı Türkiye'de? Türlü türlü düşünebilirsiniz bunu. Ya ne yapıyor? Buraya geldim ve öldüm bak. Çekiliyor. Benim en çok en özellikle hiç o konuyu burada açmış. İşsizlik metası.
Buradan kalkabilir miyiz? Evet. Thank you. Keyfinize bakın arkadaşlar. En çok meta olayı aslında Black Desert gibi kaka. Black Desert gibi oyunlarda adam geliyor, seninle aynı parayı veriyor ve diyor ki senin ne skillinle ne şeyinle, bakın metayı çok ara, mumla ararsınız. Hani sen bununla oynayacaksın diyen oyunları mumla ararsınız. Şey yapıyor adamlar. Geliyor diyor ki sen şey yapma, bu bölge benim diyor. Git buradan diyor. Aynı parayı verdin adamla. İstiyorsan. Sonunda şey var o işin. Boş verin. Bizde öyle değil. Bak benim yayınlarımda da, bizim guildimde. Böyle bir şey yok. İstediğiniz gibi oynayın arkadaşlar. Ha, yapacağımız şeyleri farklı şekillerde yaparız. Neticede 5 tane guild'e girebiliyorum ben. Şöyle bir durum var. Bak bu oyunda şunu yapabilirsiniz. Herhalde sen de katılacaksındır. Burada kaç tane ayrı şey yapabiliyorsun, build yapabiliyorsun. Değil mi? Giriyorsun burada. Farklı farklı build'ler oluşturabiliyorsun. Birinci, ikinci, üçüncü neyse. 5 tane de guild'e giriyorum. Yapmak istediğim farklı bir şey varsa ve o guild'de bir guild'de böyle meta için sen de şunu yap diyorsa tamam, bir tane guild'de onu yapar koyarım. Öteki guild'lerde de canım istiyorsa öyle oynarım. Benim istediğim şeyi karşılıyorsa o durum, o zaman meta'ya uyuyabilirim. O guild'in istediği şeye yani. Hani healer ol ama onda şununla ol. Şu eşyayla ol. Şu class'da ol. Evet, tamam, bir tanesini yaptım hadi. Hadi. Tamam. Geri kalan 4 guild benim. Onun için bu oyunda çok kafayı takacak bir durum yok. Diğer oyunlarda olabilir. Bir tane class'ınız oluyor, ne yapacağınızı şaşırıyorsun. Öyle oynamak istemiyorsun ama grupla oynamak istiyorsun. Meta'ya uyman gerekiyor. Saçma sapan şeyler oluyor yani. Can WoW'daki metanın üstüne yoktu ki zaten. İki yıla geldiğini zannetmiyorum. Binirim. Bir MMO iki yılda bitmez. Biter de bitsin, ne olacak? Ha, yattı. Anıl hoş geldin. Teşekkür ederim yayınların için. Senin de bayram kutlu olsun. Görmediysem bakıyorum arkadaşlar yazılarda. Combat dönüyor çünkü ciddi şekilde. Bizden geride kalan yok değil mi? Yok. Tamam. Stage Awakening mi oynuyorsun? Hiç meta değilsin canım. Benim ana karakter Black Desert'ta Warrior'dı. Bayağı Warrior. Bir zıplamada 5 kişi falan şeklinde böyle. Sonra değişti. Mehmet hoş geldin, iyi akşamlar. Valla arkadaşlar bu oyunun 5 yıldan önce 3.sü çıkmaz. Gönül rahatlığıyla oynayın. 5 yıla zaten neyin ne olacağı belli değil. Bu adam bu partiyi almıyor değil mi? Ben hala partiyi alınmıyor. Hadi bakalım. Ya adamlar yukarıda, biz aşağıdayız. Böyle combat mı olur? Hakikaten iş değil yani. Aksiyon dönüyor.
looks valuable. Ama ya. Sandık delisi olduk bunu. Görkem aynı şeyi düşünüyorum ben de. İsterse seneye çıksın. Bu oyunun nasıl güzel bir oyun olduğu belli. Bana Görkem New World'de servetör kapansın. Servetör kapansın ki bir tane doğru düzgün şey gelsin. Star Wars MMO'su gelsin. Gökhan kendin hemen çözersin onu ya. Bak şimdi Sevit'ten enteresan şeyler. Sıfırdan kasmak zor değil arkadaşlar ya. Gerçekten zor değil. PvP yapıp şey dedin, level'a bakmayın zaten atlayacaksınız. Valla görürken kötü oyun tavsiye etmem ama ve oyunların firmalar tarafından ne kadar sürede batırılacağını bilemiyorum. Teamwork gibi bir cevheri adamlar duman ettiler. Yani yapacak bir şey yok. Yazık. Evet, hem Twitch'ten hem de YouTube'dan yayındayım. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa YouTube kanalını da hani abone olup destekleyebilirsiniz. Kanala da zaten videolar, hem PvP videoları hem canlı yayının videoları zaten duruyor kanalda. Artı sürekli olarak hani yeni guide anlamında bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Sadece PvP yaparak eşyalarınızı alıp takılabilirsiniz arkadaşlar. PvP'den kastım sadece World vs World değil. PvP olarak şu PvP söylüyorum. Burada çünkü bu oyunun dilinden konuşmaya başladım. Öyle söyleyeyim. PvP dediğim zaman şu kılıç sembolünü kastediyorum. Yani League, Arena, Battleground gibi mantığını düşünün. World vs World de Open World PvP. Buna da World vs World diyoruz. Daha ayrı bir şey. Okey. Zaten PvP yaparken şu arkadaşlar şeyi veriyor, bakın şu Tome of Knowledge'dan veriyor bol bol PvP yaparken. Bununla zaten level atlatabilirsiniz. O zaten fazla birikiyor. Bir yerden sonra yan karakterleri onunla level olur. Çılgın. Yani ben öyle 4 tane karakter level oldum şu an. Bir örnek daha fazlası olur. Firebrand yanımıza koşturuyor. Görkem dikkat et. Dikkat et. Aman değil. Bakın şunu söylüyor. Görkem chatten yazdığı şu. Permanent Portable. Bakın. Alabileceğiniz şeyler, bufflar, ıvır. Görüyorsunuz değil mi? Badge of Honor ile alınıyor yani. Ne yapıyoruz?
Bizimkinin arkasının arasında geri ışınlandım. Yoksa o döşekler büyüttü. Neredesin? Bulabilirsem. Nerede? Nerede öldüğünü bir bulabilsem? Kaldırdılar mı? Okey. O 500 kişi içinden birini çekme durumu var ya, işte herkesin başına geliyor. Ozan özel bir çekiciliğim var senin. Ben de şu tipin üstünü başını bir ayarlayayım da. Yani ayarlı da power olarak ayarlayacağım sıralım. Yani condition olarak ayarlı. İşte bir dagger. Pistol. Ve Daredevil ama bu sefer build farklı olacak yani şu. Buradan gideceğim. Burada da aslında değişiklik yapmam lazım da neyse. İki gündür beni çekmiyor öyle. Sen fazla çektirdin adamları ondandır. Bu ses diyor musun? Sen bak. Ses diyorlar her şeyi yapıyorsun işte. Katılıyor, sorun yok tek at. O tek atma build'ini ben de oluşacağım. Yoka'nın Heart Strike'ın 10k'dan fazla vurduğunu gördüm ben. Heart Strike'ın 10k vuruyor. Çat! Gitti. Heart Strike 10k, Backstep de 10k, geçmiş olsun. Bak buradan çılgınlar gibi şu nerede o bulabilsem ha. Bunu şu kenara koyayım da. Sandıktan geliyor sıkılmış chest. Bundan zaten hero pointlerinizi topluyorsunuz arkadaşlar. Böyle karşılıklı bir araya geliyoruz. Ben o grubun içine öyle dalmam böyle. Yandan adam çekiyor. Green here mi? Hadi canım. Ya da belki de bu şeye hiç dokunmayıp Tifin bu sistemine hiç dokunmayıp çılgın bir şekilde bir Revenant yapıp Revenant'ı giydirebilirim yani o da olur. Tabii. Kendileri kaldırın. Yo Miraj değil ya. Miraj deli ediyor ama doğru. Mehmet Miraj deli ediyor. Görkem şeyi Ayhan oynuyor. Şu anda Warrior da burada ama Revenant'ın Revenant Bow oynuyorsun. Ve Mace oynuyorsun. Mace kalkan oynuyorsun. Yani şart değil belki ama Mace bence mantıklı. Ve Condition oynuyorsun. Toughness Condition bu. Adam hem tank hem de kanatmadan vuruyor. Yani Yunan ben Ring of Fire'dayım. Biz Ring of Fire'dayız. Öyle söyleyeyim. Buyurun gelin. Bakın 30 kişilik build var.
daha da büyüyoruz ki weekly kuralı bir ay olmadı. Ben özellikle çok ağırdan alıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar var. Herkes bir girsin, oyunda oyuncu sayısını görelim falan deyip böyle sonrasında weekly kurduk. Weekly daha level'layacağız, onunla iyi yapacağımız şeyler olacak. PvP'sini zaten yapıyoruz. Arenalarını yapıyoruz, PvP arenalarını normal. Ranked'ları yapıyoruz. Gelin oynayalım arkadaşlar. Turnuvalarını da yaparız. Biliyorsunuz 5'e 5 turnuvaları var bu işte. Yani oyunun izin verdiği ölçüde her şeyi birlikte yapabiliriz. Yani World vs. World bu konuda en rahatı çünkü istediğimiz kadar kişi girebiliyoruz. Arenalarda kısıtlı yani 5 kişi falan gibi. Şu anda Mehmet en sıkıntılısı şey, herhangi bir engineer. Geldiğinde canım sıkıyor beni çünkü yani adam bir görüntü şu sanki bir sürü efekt açıp sadece koşturup öldürüyormuş gibi gözüküyor. Tabii öyle değil ama. Bakayım. Oyundan yazdıklarınızı görmeyebilirim. Ne? Ayy. Moskeyi aldı falan. Evet evet Gökhan. Moskeyi yani bayağı sağlam. Ben onu 80 ve 80 galiba 80 Ranger. Vallahi Görkem Revenant'ı nasıl seversin yani öyle şey. Assassination. Oh. Bak, Revenant oldu. Thank you. Kimin yanına kaçacağımı biliyorum. Ya bizimkiler patır patır düşüyor gibi bir hissiyatım var orada. Güzel kapışma oluyor değil mi? Koşuyor işte üstüne doğru dümdüz koşuyor. Vallahi o dairenin içerisinde kırmızı alanlardan uzak durarak kapışın. Gökhan, seni o kadar küçük boyla nasıl görüp çekiyorlar ben hala anlamış değilim ama ne yapalım? Firebrand gerçekten de grubu ayakta tutuyor, bayağı ağır support yani. Ne oldu Elenzoid? Ne oldu canım? Tif zor klas ya. Ben yani grubun şöyle bak ana grup burada. Ben genellikle yanlarda falan takılmayı tercih ediyorum. Ana grubun içinde işim yok yani. Bak Gökhan da bu. Ama çekecekler söyleyeyim. Bineye binsene.
Bin bin neye bin? En rahat o. Hoppa. Orada yediğin hasar mı? Hatta hesabı yok. Açıl bunu ya. Arkadan düzeni bozmaya çalışıyor mu? Yok kanka, kaç. Bak. Black Powder koyuyorum. Oo, çok ayak tutar. Tutardılar şöyle. Sevgiyle. Yok ya, Ranger gibi oynamıyorum. Ranger'ı da severim de Ranger bu kadar görünmez olmuyor. Yani. Burada enteresan bir kombat dönüyor. Böyle bir karşılıklı bir... Birleşip böyle herkes birbirine bir meydan muharebesi çeviriyorlar. Fena değil aslında ama. Berke hoş geldin. Aleykümselam. Çok kim kime durdurma durumu değil aslında ama. Uzaktan bakınca öyle duruyor biraz. Buraya bayağı uzaktayız biz. Oradan koşarak gelmek için. Olur, gel. Kalkıyorum ben. Görkem mi? Ey Allah'ım. Ah. Kar da yağıyor. Soğuk soğuk. Demin de soğuk lan. Biraz zor yaklaşırsın bence. Ben koşayım. 3 dakikası var. Hiç boşuna kasmayalım. Oraya koşarak gelirim ben. Güney, Roam ilk tek başına dolaştı. Roam dolaşmak zaten. Dolaşıp adam kesmek. Zorg'de raid ile yapılan meydan muharebesi, bir düşünebilirsin. Kaleden kaleye. Raid olmadı. Şeye 3 dakika vardı Gökhan. Kalkmazsam otomatik atacaktı. Matu o. Zaten geliyoruz bakalım. Çok onu önemsemedim de. Buradan gidebiliriz herhalde. Yok yok Ayhan, bak keyfine ya. Dediğin gibi takıp. Revenant da güzel bak. Ben de deniyorum onu. Ben de deneyeceğim. Bakacağım ama ben yani... Thief'de zaten yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben şimdi Thief'de için zaten şey yapacağım. Bu özellikle bilhassa Arena PvP kısmına ağırlık vermek istiyorum. Orada birazcık rating yapalım. Gökhan ben kalkıp geldim. 2 dakikada buradan bak, izim de var bak. Nokta 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 böyle girdim. İzin bu. Buradan gelebiliyorsunuz abi. Pat diye gelirsiniz. Kalkabilir miyim? Orada görüyorum cesedi de.
Geliyorum. Dayan. Üstüne siklet veriyorum. Bana özel gıcıklıkları var. Geldim, kaldırıyorum. Fixed, focused, concentration. Kalk. Yapmaya geldim, kalk. Ranger çok güzel de, yani böyle bırakıp Ranger'la uğraşmam lazım. Yani Ranger'ın mesela o bow ve aynı zamanda... Ah! Twenty Sword'u var ya... Ranger'ın Twenty Sword'u gibi bir şey yok ki. Dikkat! Hadi ölebilir miyim? Öldü. Adamın korumasına baksana, ben rahatsız ediyorum sadece. Evet. Hop, bu arada biri gitti. Kalktı mı? Hop. Dikkat, çık oradan, çık. Gökhan dur az. Bekle, hepimiz olduk. Dur. Bekle. Daha fazla görmez olabilir. Hop, arkaya dikkat. Hop. Bak, kaldırmayalım diye neler yapıyorlar bak. Sevdik ya. Oh, dikkat. O ne be, ne yağdı o ya. Enerjik yok, sürmüyor bir katman çok. Ben onu mesela nasıl yapabileceğine dair videoyu bir YouTube'a yükledim bak. Hani 13 dakikalık, 14 dakikalık bir video var. Oraya da bakabilirsin hakikaten. Thief'in dostudur. Valla Berke, biz anlıyoruz. Oynadıkça anlıyorsun. Yani belli değil kısmı, çok doğru değil ama. Valla Gökhan, şey oldu bak. Oyundaki sistemden sen onu vurdun, düştü ya. Şey oldu ondan sonra. O adamı vurdu, bizden birisi öldüğü için kalktı o. Sistem o. Ben şeyi dikkat ettim bilmiyorum. Geçen seninle maç, bu arena maçlarından karşımıza bir boruyu bir de şey gelmişti ya. Öyle olmadı mı?
Yanına mı çekti? Ha, olabilir. Bilmiyorum. Ben şey yapıyordum. Karşı rakibin diğer adamına da vuruyordum. Ki bir şekilde düşersem sen ötekini öldürdüğün için kalkayım diye. Ne de atak yapıyordum ya burayı. Firebrand'ler yatmazsa zor iş gerçekten. Yapsın 3x yapsın. Onun için gerçekten şey gerekiyor ya biraz. Lagsız ve çok temiz oynayabileceğim bir makine lazım ya. Yayın yaparken biraz zor oluyor iş. Bak Görkem diyor Görkem. Firebrand onu düşüremedim diyor. O düşeni kaldırdı. Var var. 3x'e yapıyor, etkiliyor, pinge de etkisi var çünkü upload'u kullanıyor ya. Çok kalabalıkta server'da lag'e girince sıkıntıya düşüyorum ben de. Basıyorum, buradan siz yayında fark etmiyor olabilirsiniz belki de. Basıyorum böyle, çok sonra oldu gerçekleşiyor. Bazen oluyor iş. Ya makine kuvvetli, kuvvetli makine ama işte şey, upload, server, bir tek bir şeyler etkiliyor yani. Hop, ödüller geliyor. Çantanız dikkat edin de dolmuş olmasın. Stun var. Amerika'dan Avrupa'ya geçiliyor mu bilmiyorum. Furkan. Ama biz zaten Steam'den oynuyoruz. Yani Steam'den oynuyorsan sıkıntı olmayacak değil mi? Ücik Steve'de ciddi sıkıntılı durumlar var hani şey değil. Söyleyeyim. Normalde benim öldürdüğüm combo bazen işe yaramıyor yani. Biri yattı. Gördüm gördüm gördüm. Çok yakinen gördüm. Kalk kalk kalk. Invite please. Invite yok. Gör 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 Gökhan. Orada patır patır ölenler var. Hop hop geri geliyorlar. Ben de burada eğlenceye bakıyor adamlar. Jimmy. Pehlivan bu rock thief. Thief yani. Pistol kullanıyor biliyorsunuz yani. Bakın şimdi WoW oynayan adamların da rock mu shotgun mu ne diyorsunuz ya. WoW'da Outlaw tüfek kullanıyor, tabanca kullanmıyor mu? Var değil mi? Hani ondansa eğer örnekleniyorsa eğer. Normalde Thief denilen nane Swashbuckler olarak kılıç da kullanır, tabanca da kullanır, pistol yani. Dagger da kullanır, kullanır. Abi bir arada duruyorlar.
O ondan değil. Pehlivan. Olay farklı. Yani her klasın kullanabildiği şeyler var. Silahlar var. Bu şimdi buradan bakarak biraz anlaman zor olabilir. Çok normal. Bak şöyle göstereyim. Kenardan göstermeye çalışayım. Gide gide sırptırı mı çektin? Rastgele adam çekme Gökhan. Şöyle göstereyim Pehlivan bak. Burada bu klasik kullanabildiği silahlar var. Kılıç kullanabiliyor. Short bow kullanabiliyor. Long bow, short bow olayı var. X kullanabiliyor. Balta. Mainhand. Mainhand'deki de sayıyorum. Offhand. Mainhand'de dagger kullanabiliyor. Offhand'de de dagger kullanır. Pistol, tabanca kullanabiliyor. Pistol bu ya tabii şey değil. Offhand'de pistol kullanır. Rifle kullanır. Scepter kullanır. Staff kullanır. Offhand'de de pistol kullanabilir. Dagger kullanabilir. Böyledir yani. Her klasta da farklı. Mesela bu klasın kullandığı sword skill ile Warrior'ın kullandığı sword skill ile aynısı değildir. Aynen. Hangisini seçersen ona göre oynuyorsun. İstediğiniz anda değiştirebilirsin. Farklı olayları var. Mesela kılıçta anlık yüksek hasar var. Öyle söyleyeyim. Dagger'ın bazı durumlarında yüksek hasar oynayabiliyorsun. Kanatmaya da oynayabiliyorsun. Hayır. New World kullandığı silah göre değişiyor. Bunu söyleyebiliriz. Biraz daha ESO gibi de diyebilirim. New World'de de benzer bir yönü var mı? Yani silah değiştirdiğin için skill değiştiğinden dolayı öyle düşünebilirsin. Evet. Ama oradaki kadar düz mantık değil. Burada biraz daha teferruatlı. Öyle söyleyeyim. Çok çeşit var. Yani bir de aynı zamanda şey de fark ettiriyor tabii. Klasın skill'leri de fark ettiriyor. Klasın trade'leri de fark ettiriyor. Talent tabii yani. Aşırı detaylı bir oyundur. Ama yani şey de değil. Hani böyle çok zor falan gibi insanların gözünde büyüyor. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Ya bu oyun hani zor geliyor. Karmaşık geliyor çok kişiye ama. Aslında üşengeçlikten kaynaklanıyor. Arkadaşlar hani şey diyorum. Bu bir oyun. Yani ne kadar karmaşık ve zor olabilir ki oyun bu. Yani böyle yüksek matematik ya da kuantum fiziği çalışmıyorsun. Değil mi? Yani üniversitede bir branş yapmıyorsun. Bilgisayar oyunu bu. Ne kadar zor olabilir ki? Ha, çok iyi bir oyuncu olur musunuz? Çok olursunuz. Sizden iyi de birisi olur mu mutlaka? Bu iş böyledir yani. Aynen Gök. Aynen öyle. Ayhan ona bir bakman lazım. Sanırım öyle değil. Celestial da giyebilir sanırım ama ben olsam onda Revenant büyüdüğünde tam onu tam olarak oynamadığım için şuradan bakarak söylüyorum. Hani PlayStation toughness ve condition ile oynaması lazım. Power'la pek işi yok. Kanatmadan oynadığı için. Toughness condition demişti. Onu hangisinde alabilir? Bakayım bir dakika. Ben de çok araştırmadım yani o kadar. Ona geçtiğim zaman bakacağım. Buradan bakayım. Armor. Just. Buradan bakabilirsiniz. Bak mesela. Taft. Ve nerede? Condition damage. If değil. Burada nerede? Revenant. Exit. Enteresan şeyler var bak. Setler var. Precision, Toughness, Condition. Evet işte bu. Genelde. Denenebilir. Ama ben Precision yerine sanki bunun Vitality'li versiyonu varsa Toughness, Vitality, Condition. Evet buyurun oynayın. Traveler oluyormuş galiba. Yok. Ne oluyor bu? Toughness, evet. Toughness, Vitality, Condition demiş. Ben bu Toughness, Vitality, Condition demişti denemek isterim şeyi. Revenant. Kanatma üstünde. Onda şey de değil. Kanatma da değil aslında. Burning ve şey oluyor. Diğeri neydi ya? Buluruz. Torment. Burning ve Torment üstünde oynuyorsun.
bunda da. Çok acayip oluyor yani. İnternetten de bakın, ben direkt buradan baktım ama şey, ayağım. Direkt buradan baktım ama mantıklı hani şu. Ben olsam o mantıkta giderim diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi. Tough with healthy condition demekmiş. Biraz combat dışı kaldım ama. Burada deminden beri combat dönüyor. İyi, enteresanmış. Arkadan gidip tekliyor musun? Bende tekleme build yok işte. Senin daha çok arenaya yönelik build. Hoppa, nasıl çekiyor onu? Bak bak, görüyor musun yaptığı işi? Ülkede hiç görken o kadar da zor değil. Benim abi buna başlamak için ne gerekli biliyor musun? Hiçbir şey gerekli değil. Steam hesabın var mı? Steam'den direkt indir oyunu. Beğeniyorsan DLC'lerine para verip alırsın. O kadar çok anlattım ki arkadaşlar. Ya bazılarında öyle Yuren. Bazılarında öyle. Mavi donum varsa giriyor. Çıksın. O var ya gidecekti ya. Aha o gidiyordu. Gözsüzlüğü mü? Yani Görkem 3x'in demek istediği şey mavi donun da varsa da yine girebilirsin. Nasıl kıvıracağım bilemedim. Aynen aynen. Yap kullan. Güzel olur muhtemelen. Bowl'da kullanabiliyorsun ya. World vs. World'de kalabalığın içerisinde Bowl'da takılabilirsin. Öteki türlü de dayanıklı da oluyorsun. Ben valla kafamda çok enteresan o duruyor bir yerlerde de. Bak arkaya tuzak koyuyor işte. Namussuz. Hop. O kadar da kolay değil yani. Herhangi bir lagda olduğunda böyle oynanıyor işte. Hızlı şap diye gitti. Vurup çekilebiliyorsun. Takılma olduğunda yavaş demiş. Kimi öldürdün yine orada? Biri yattı orada gördüm. Tepesinde kurt uludu. Dur şunu ben de değiştireyim de. Bizim Guild'in de sembolü ayıydı. Ne şu? Nerede bu ayı? Ayı olsun abi. Gördüm orada yanda. Üstünde bir şeyler uludu adamın. Çat diye teklif bırakıyor. Çok çok ayağın. İkisini de çok güzel kullanıyor. Short Ball, Halkan, Mace. Ben Mace'de, Mace kullanımına da hayran kaldım. Oh.
Oho! Oo! Nereden çekti psikopat? Gördün mü nereden çektiğini? Allah'ın cezası. Yok bu. Çek bu işi. Gördünüz mü olayı? Nereden çekti ya? Ya. Help me. O nasıl bir çekmedir ya? Ya uzaktan böyle. Gel 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 zıplayalım. Tek kestim çünkü. Allah Allah. Bizden değil herhalde o. Enteresan bir kombat çekti galiba şu an. Maviler mi ya? Deminden beri orada zaten karşılıklı bir atışma oluyordu. Aslında öyle durumlarda hücreden saldırmak yerine herkes birini çıkarsın, tek tek kapışalım bari. Öyle değil mi? Hani iki ordu karşı karşıya gelmiş. Çıkartın tek tek. Evet, gitler Görkem. Okey. Çaya mı olur? Bu oyunun efektif olarak takılmadan oynaması niye gelmiyor? Zaten şey şu. Effect level of detail açık kalacak. Geri kalan da ayarlı. Ne oluyor? Ya başka bir şeye bakıyorum. Şimdi konuşurken yakalıyor ya şöyle. Ne oluyor diye kaldım oldu. Bak. Yan ekrana bakmayacağım oldu. Ya. Okey. Bambaşka bir şey anlatırken darbe yedik orada. Ekranda şöyle kocaman bir şey. Options. Kötü oluyor. Üzerinde buff da olması lazım. Nerede o? Yine buna gitip onu bulmak istiyorum. Sniper'la oynayanlar da böyle oynuyor. O da ayrı bir şey. Adam çok fazla görünmez olup mesafe geniş alanda rahat oynuyor. Vay Gökhan, bow even olayı biraz sıkıntılı ya. Çünkü şey ya, hit point'imiz de düşük. Adam mesela aynı seti giyiyor. Berserker full takılıyor. 19 KP oluyor. Thief'de 11 KP. Yani Thief'e karşı bir ekstra gıcıklıkları var. Nedenini bilmiyorum. Ben de dolaşmaya çıkıyor. Yani.
Merdiveni saklamıştım. Bizim deliler burada mı? Maça güzel. Buradan bütün şeyi görüyorsunuz. Ben almayacak. Evet. O da doğru. Razı ver bak öyle hop indim binekten. Yapıştı yere. Bütün ekip öldü bu arada. Valla yani ne diyeyim ki? Görkem dikkat. Yaptım. Tersiye spek ölmüyor.
kalabalık kaçtı. Ben de yapacağım. Kaldırayım derken. Healer olarak oynuyor bir tanesi de. Ne güzel. Evet, normal. Şey dengesiz sadece. Engineer'ın dengesizliği çok sıkıntı. Yani adam sadece bir sürü aura açıp böyle üstüne doğru koşuyormuş gibi gözüküyorsun. Yani bir de tabancayla ranged atıyorsun ya, adam senin içine giriyor, vuramıyorsun. Yani baktığın yöne sıkıyor ya. Pixel hoş geldin. There is no mercy. Aleyküm selam. Sizlere de iyi bayramlar arkadaşlar. Fix hoş geldin. Gençler, bu sadakat puanlarıyla olan şeyler de ekledim ekstradan. Bunları da kullanabilirsiniz. Firebrand yaptı. Bugün biraz daha yayını uzatabilirim yarıma kadar. Normalde benim yayınlarım pazartesi hariç her gün akşam saat 8'de 12 arasında 4 saat Good Wars'un PvP yayınlarını olarak gidiyoruz. Bu oyun iyi mi? Bu oyun şu anda oynayabileceğin en iyi MMO. Bazı kitleler, özellikle World of Warcraft kitleleri buna katılmayabilirler. Fan oldukları için. Hiç acımadan söylüyorum. Ama bu oyun şu anda oynayabileceğiniz en iyi MMO olur yani. Açıkçası, evet. Artı bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün de söylemiştim. Bir şey daha söyleyeyim. Yaylaştırılmak falan değil. Olay yok. Çünkü her seferinde gelip WoW 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 diyen bir kitle var biliyorsunuz. Hani şey olarak. İşte WoW'dan iyisi var. WoW ara verilmez. Bırakılmaz. Ara verilir. Falan. Yani böyle bir düşünce. Hani WoW'un dışındaki bütün oyunlar kötü diyen. Ve yani bir şeyin aşırısı kötüdür biliyorsunuz. Yani. Aşırı fikir. Bu oyunu oynamak için eski özlem falan değil o, Henry. Bak açık ve net söyleyeyim. WoW'u oynamak için addon'a ihtiyacınız var. Bu oyunu oynamak için beyine ihtiyacınız var. Bu kadar basit. WoW'a gömmeden duramıyorum, yapacak bir şey yok. Bu söylediğime yalan değil de göreyim efendim. WoW oynamak için addon'a ihtiyacınız var mı? Addonsuz oynayabiliyor musunuz? Oynamıyorsunuz değil mi? Bitti, nokta. Gerçekten de bu oyunu gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Şakası bir yana. Arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla önerebiliyorum yani. Gökhan sağ olsun. Yayına geldiği için, oyunda katıldığı için. Sana da iyi geceler. Arkadaşlar hem Twitch'ten hem de YouTube'dan aynı anda yayındayım. YouTube kanalıma da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü oradaki izleyici ve takipçi sayısını artırmaya çalışıyorum aynı zamanda. Çünkü Twitch'in biliyorsunuz yarın öbür gün ne olacağım belli değil, bir kapanıyor, bir bilmem ne oluyor falan. Bir kere kapandığı için bir daha kapanmayacağının garantisi yok. Ne kombat dönüyormuş. Firebrand'e çalışsam da bir şey yaramıyor. Geldi mi senin commander'ın?
Bir dakika, bir dakika. Hangi komandım? Nerede? Beth Morgan'a. Bakayım da zıpla başlıyor. Aynen Ajax. Evet, ondan sonrası kapatıyor. Ajax sağ olsun. Beth Morgan'a nerede? Bir dakika, ben o yazıyı kaçırdım da onun için. Değildir öyle. Terenzoid, ben Metzen'in bir halt yapmayacağını ilk duyurulduğunda da söyledim. Çünkü zaten oyunun kendisinde bir halt. Yani Metzen falan oyunun ana yapısı değişmeyecek. Yani sizi 2 ay bir eşya kastırıp sonra sıfırlayıp 2 ay bir eşya daha kastırıp bunların da adına sezon deyip her seferinde de bir tane karakteri bufflayıp bir tanesini nerfleyip her ay için farklı bir karakteri yine oyunculara kastırıp bunun için de oyunculardan para almaya devam edecek bu adamlar. Yani bu kadar basit. Buna da iyi oyun diyorsanız daha ne diyeyim ben. Yapacak bir şey yok. Kazıklanmayı sevenlere WoW oynayın. Knight oynayın. Knight oynayın daha iyi. En azından açık açık kazıklıyor adamlar. Anda bu oyunu çok rahat öneriyorum çünkü bunu daha önce de anlattım, kısaca yine söyleyeyim, dediğim gibi Steam'den ya da kendi sayfasından, kendi sitesinden bu oyunu indirip oynayabilirsiniz free to play olarak ve level 80'e kadar da oynarsınız. Ulaşamayacağınız şeyler DLC'lerle gelen eklentilerdir, örneğin bineklere ulaşamazsınız, DLC'lerde ulaşabileceğiniz bazı ekstra özellikler var. Ama olmasa bile bu oyunu oynayabilirsiniz hiç para vermeden. Beğenirseniz de DLC'lerini yani expansion'larını alıp devam edebilirsiniz. Eğer ki beğenmezseniz de 5 kuruş para vermezsiniz, oynamazsınız, biter. Diğer MMO'larda bunu söyleyemezsiniz. ESO'da dahil olmak üzere, ESO'yu tavsiye etmeme rağmen ESO'da dahil olmak üzere neticede o oyuna para vereceksiniz. Oynamaya başlayacaksınız. Beğenmezseniz verdiğiniz para bir şekilde yanmış olacak. Üstüne bir de zaman harcamış olacak. Bu oyunda öyle bir sorun yok. WoW da öyle. Yeni paketini almadan, aylık ücretini ödemeden oynayabiliyor musunuz? Oynayamıyorsunuz. Beğenmezseniz ne olacak? Gitti. Haydi güle güle. Yeni gelecek paket, herkes onu söylüyor mesela. WoW bitti. Yani ne olacağını sanıyorsun? Aynı şeyin laciverde olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Kaldı ki Ace of Creation gibi, Paxday gibi MMO'lar geliyor. Bakalım onlar nasıl olacak. Onları görelim yani. Ben WoW'u önermiyorum Sevin. Ben WoW'u önermiyorum. Sevene de bir şey demiyorum Sevin. O ayrı konu. Seven oynasın. Ama ben önermiyorum. Önerecek tarafı yok artık. 20 sene oynadık yani. Son paketine kadar da oynadık.
Oynamadan yorum yapmak yanlış mı? Berke ben 50 yaşındayım. Çıkmış an bütün MMO'ları oynadım. WoW'u 20 sene oynadım. Oynamadan değerlendirmek diyorsun. Ya 20 yıldır evlisin, tamam mı? Ertesi sene değişeceğini mi düşünüyorsun? Tamam, ben de onu diyorum işte. Yeni paketinde neyi değişeceğini düşünüyorsun? Siz bilirsiniz arkadaşlar. Para sizin. İşte onun için sen para ver, Berke dene. Süper olur. Bize de söylersin. İşte bu sayede hiçbir şey yapmadan para kazanıyor firmalar belki. Bu düşüncen pozitif senin. Negatif değil, pozitif düşünüyorsun. Kötü bir şey değil bu. Ama bu adamlar da bunun üstüne oynuyorlar. Bu oyuncuların pozitif düşüncesi üstüne oynuyorlar. Hiçbir hat eklemeden sizi 2 ay oynatıp, 3 ay oynatıp, hepimizi, biz de yaptık onu. 2 ay, 3 ay oynatıp sonra eşyaları sıfırlayıp sezon adı altında tekrar tekrar kastırıyorlar. Bitiyor gidiyor. Dene diyorum, sana deneme diyen yok ki. Aynen Görkem. Seni her şey güzel olacak diyen halkımız gibi. Ben önermiyorum arkadaşlar. Önermiyorum. Yeni gelecek paketini de önermiyorum. Çünkü bu bir şeyin ne mal olduğunu bilirsiniz yani. Yo, belki o mantıkta değil ki. Ben MMO'lar içerisinde World of, bak şimdi. Belki sana şunu anlatayım. Bak Semit ediyor. Ben bunu şu anda memnun değilim diyor mesela. Benim dediğim de o. Ben WoW'un şu halinde memnun değilim. Her oyunda sezon mantığı falan var diye bir şey yok. Belki onu kabul etmek zorunda da değilsin. Ben senelerce WoW'un da yayınlarını yaptım. Bak ben bir WoW yayıncısı olarak söylüyorum, tavsiye etmiyorum. Hani sen benim WoW'u yayınlamadığımı falan mı düşündün acaba? Yıllarca yayınlarını yaptım ben. Önerdim. Şimdi önermiyorum. Sen bilirsin gene. Senin ne dediğini anlıyorum. Bir şeyi denemeden yargılamamak lazım. Neticede bu şey iyi olabilir diyorsun. Denemeden yargılamayalım diyorsun. Denemeden yargılamayalım diyorsun. Değil mi? Ben de diyorum ki, bak, oynanmaz demek katı diyorsun ya. Ben de diyorum ki oyna, yorum olmaz. Yorum olmaz. Ya bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Basit. Çok basit. Senin dediğini anlıyorum. Pozitif bakıyorsun zaten. Ben de 50 yaşındayım. Bak. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir firmadan 20 yıldır ürün alıyorsun ve her seferinde kötü. Tamam mı? Aslında kötü. Çünkü hayatta bir insana, 52 yaşındasın bak sen de. Hayatta bir insana geri veremeyeceğin ne vardır? Zaman, sadece zamanını veremezsin değil mi? Bilirsin yani. Bu yaşa gelmiş birini biliyor olması lazım. Geri ödeyemeyeceğin tek şey zamandır. WoW sizden zamanınızı alıyor ve ödemiyor. Yani sen 2 ay oynuyorsun ya. Bak tema parkı oyunlar bunlar. Theme park. Yani fişini keser, oyuna girersin. Parka girersin, eğlenirsin, çıkarsın. Elinde bir şey yoktur. Hani bir oyun parkına girdiğin gibi. WoW'un mantığı da o. Girersin, oynarsın, 2 ay sonra resetlenir. Elinde hiçbir şey yoktur. Level'ın da kalmaz, karakterin de kalmaz, eşyan da kalmaz. Bunu kabul ediyorsanız oynayın tabii ki. Yeni gelecek paket de böyle olacak. Ne ettim? Bomba attım. Win. Anyone?
Tayyip Bey'e hoş geldin. Selam sana. Teşekkür ederim yayınladığın için. Sandalye mi yiyormuş? Geldiği kadar ya. Hızlandırılmış ya. Lan yani. Belki bu ön yargı değil, bu deneyim. Buna ön yargı değil, buna deneyim denir. Belki yeni gelecek oyun var, WoW'un yeni paketi yeni oyun olmuyor. Bak, yeni gelecek MMO'lara baktın mı hiç? Onlara da bakacağız. Onlara bakacağız. Star Wars'un oyunu mu gelir? By Playboy, Star Wars'un oyunu merakla bekliyoruz ve oynayacağım, yayınlayacağım. Hexday diye bir oyun geliyor belki. Ace of Creation geliyor. Bak Ace of Creation geliyor. İnşallah iyi olurlar. Kötü olmalarını istemiyoruz. Ama WoW kitlesi şey yapmayacak. Bak şimdi. Baktım hepsi çöp, emin ol deyip beni önyargılı olmakla suçluyorsunuz sen. Videoyu izleyip dedi ki hepsi çöp. Bence bir dene. Sen de oyna. Çin serverında mı oynadın Ace of Creation? Sen şey olmasın, Throne of Liberty ile karıştırıyor muyasın? Throne of Liberty ile karıştırıyor muyasın? Throne of Liberty ile karıştırıyorsun sen. Belki benim işim de bu işim. Sadece yayın değil. Neyse, sen bildiğini yapacaksın. Sen kimse karışmaz zaten. Fikrini değiştirmeye çalışmıyorum. Ben öneriyorum, sen bilirsin. Senin dediğin Throne and Liberty. Ace of Creation değil. Onun çöp olduğunu ben de söylüyorum zaten. NCSoft'tan bir alt çıkmaz. NCSoft'un yaptığı oyundur Throne and Liberty. Gidip oynarsınız, çöptür, evet. Ondan da bir şeyden çıkmaz, TL'den gerçekten çok. Ama sen TL ile Ace of'u karıştırmışsın. Ha, Ace of Creation de çöp olabilir. Onu bilemem, daha çıkmadı. Neyse ya. Vallahi. Belki katılıyorum. Pozitif düşünceni anlıyorum ben senin. Ama World of Warcraft çöpün çöpüdür. Bak söyleyeyim sana. Ben şeye kadar yayınladım. Dragonflight'la yayınladım. Shadowlands'ı da yayınladım. PvP de yaptık. Buradaki pek çok insanla da oynadık. Pek çok takipçiyle birlikte hareket ettik. Özel Rated Battleground akşamları düzenliyordum yayınlarda. Tamam mı? Bak şöyle söyleyeyim sana. Bana şöyle anlatayım daha. WoW yayınları yaptığım zaman benim yayınımı 500-600 kişi izliyordu toplamda. Anlık olarak 70-80, 100-110 kişi izliyordu. Tamam mı? Ben de biliyorum WoW yayını yapıp o kadar adama oynamayı. O kadar insandan abone toplamayı. Ben de biliyorum. Ama oyun kötü, öneremiyorum. Neyse. Herhalde bugünlük de bu kadar yetecek. Berke hiçbir şey değişmez. Değişmez. Ona ben ön yargı değil, tecrübe denir. Bak kardeşim, şu an şöyle anlatayım. Ben 20 yıldır aynı mevzu dönüyor, değil mi? 20 yıldır ya 20 yıldır seni kazıklayan birinin 21. senede kazıklamayacağına inanıyorsan sen bilirsin. World of Warcraft'ta o mantıkla bakıyorum ben. 20 yıldır seni kazıklıyor. Her seferinde az önce anlattığım mevzularını. 21. yılda belki kazıklamazlar diye sen yine ona yatırım yapıyorsan o zaman sen kaşınıyorsun demektir. Ha.
Henüz değil. Siyasi mesaj vermiyoruz. Çok alakasız. Berke uzun yıllar oynadım zaten. O yıllarda düzgündür. Dediğim sistemi de en azından doğru düzgün yapıyordu. Şu anda onu da yapamıyor. Şu anda onu da yapamıyor. Neyse, WoW konuşmak istemiyorum. WoW benim için çöptür. Yeni gelecek olan paketi de çöptür. Almanızı önermiyorum ama size almayın da demiyorum. İstiyorsanız alın. Para sizin. Kaliteli bir oyun sevmekte size kalmış bir şey. Guild Wars 2'den ya da çöp sevmekte yine size kalmış. Orada WoW kaldı. Ya hala işte belki düzelir diyor ya. Allah Allah. Evladım. Evladım diyeceğim, 52 yaşındasın. Herkes benden genç olduğu için bazen evladım diyorum. İşin esprisiyle. Ya basitçe söyledim, anlattım. 20 senedir seni kazıklıyorsa 21. senede de kazıklayacak. Para senin paran, zaman senin zamanın. Zevk senin. Bilgisayar senin. İstediğin gibi oyna. Hiç sorun yok. Ben söyleyeceğimi söylüyorum. Ejder ya, Guild Wars 3 çıkacak, evet ne düşünüyorum? Çıktığında oynayacağız ama en azından 5 senesi var onun. Berke benim işim bu. Ben bunun yorumunu yapabilirim. O çöptür, bu kalitedir diyebilecek adamım ben. Benim işim bu işim. 25 sene yaptım ben işim. Ben sadece oyuncu değilim. Konuşturacaksın beni. Yanlış değil. Neyse boş ver. Sen benim çizdiğim çizgi romanı okumuş, benim yaptığım tasarımdaki kıyafeti giymiş olabilirsin MMO'da. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Boş ver. Oynamak istiyorsan baba oyna. Bay Payboy, 5 senesi var ya, yeni duyurdular. Daha erken çıkması çok zor bir ihtimal yani. Giymemişim bir türlü. Ön yargılı olan... Ben giymemişimdir yüksek olasılık diyorsun ya Berke. İnsan insanın aynasıdır. Ön yargılı olmakla beni şey yapıyorsun ama sen çok ön yargılı bakıyorsun. Neyse boş verin ya. Her zaman bir WoW hayranı olacaktır. Evet arkadaşlar, saati de 12.30'a getirmişiz. Biliyorsunuz benim yayınlarımın saat kaçta kaç arasında olduğunu. Pazartesi, salı, hariç her gün. Neyse. WoW dediğiniz zaman beynime çıkıyor kan. Neyse geçmeyin. Hadi bakalım Görkem. İyi eğlenceler. Bay Payboy daha çok bekliyorum. Oyuna gel bak, Herenzoid de geldi Guild Wars 2'ye. Eğer sen de gelirsen daha da güzel olur. Ring of Fire sorunundayız. Benim yayınlarım pazartesi, salı, hariç her gün akşam saat 8'de 12 arasında, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar Guild Wars 2'nin yayınlarını yapıyorum. Hem Twitch'te hem YouTube'da. YouTube'dan da abone olup destek derseniz çok sevinirim. Bu akşamlık bu kadarlık diyelim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi geceler. Görüşürüz. Bye bye.